Aki TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Can Selçuk, İstanbul Ekonomi Araştırmaları Genel Müdürü, hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Size de iyi. Uzun bir aradır program yapmıyorduk. Bir tedavisi vardı İsmail Öz. Eyvallah. Sosyolog yazar. Geçmiş olsun. Tekrar teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Etti. Eyvallah. Hoş geldiniz. Bizim için de öyle. Mustafa Albayrak, araştırmacı yazar. Sizler de hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Evet, değerli dostlarımızdan biri Onur Erim, siyaset bilimci. Sizler de hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum tekrar. Hayırlı yayınlar. Değerli izleyiciler, neyi konuşacağız? Özellikle FETÖ'nün kripto yapılanmasını belki bütün programlarda tartışılıyor. Hemen hemen her medya grubunda bu tartışılıyor. Ama FETÖ denilen örgüt, hani kainat imamı olunca kainat imamı üzerinden haşa böyle bir almış gidiyor, ama burada önemli olan o kripto yapılanmasının içerisindeki biraz şifrelerini açmamızda fayda var. Geçtiğimiz hafta pazar günü Fatih Dağıstanlı arkadaşımızın bir hanımefendi yayına alması. Kimdi o? Melek Çetinkaya diye bir hanımefendi. Kendisi uzun bir aradır bana hep mesaj atardı ve her mesajın altında da Fethullah Gülen'e şifreli mesajlar dizer ve arkasından da herkesi potansiyel suçlu ilan eder. Bunları biraz konuşmuş olacağız. Bu FETÖ örgütünün özellikle 15 Temmuz darbesi sonrası, hani bunlar nereye kaçtı, nereye gizlendiler, bunların savunma mekanizması nerede? Gerçekten artık FETÖ ile aralarına bir mesafe mi koydular? Bu ülkenin aidiyet duygusu üzerinden özellikle ülkelerine hizmet etmek mi, yoksa halen birilerine hizmet edip vatanına, milletine ihanet mi ediyor? Biraz onu konuşmuş olacağız. Ben sözü Mustafa Albayrak'a vererek başlamak istiyorum. Mustafa Bey, özellikle FETÖ yapılanmalarına baktığımız zaman bu kripto yapı devam ediyor ve bir türlü aslında o fedailik kısmından kimse vazgeçmiyor. Bu Melek Çetinkaya denilen hanımefendi biliyorsun Harbiyelilerin bir genç çocuğun annesi. Harbiyeliler denilince de öğrenci direkt aklımıza geliyor, ama öğrencilik adı altında benim özellikle Fatih'in arkadaşımızın programında ifadeler benim böyle tüylerimi diken diken etmişti. O ifadeler neydi? Ben çocuğumu devlete verdim. Devlete verdiysem sorumluluğu da devlettedir. Benim çocuğum masumdur. Benim çocuğum hiçbir zaman ihanet etmez. Benim çocuğum şunu yapmaz. Yeryüzünün bir annenin gözündeki bir melek tabusu içerisinde çizilmiş. Ama aynı zamanda şöyle bir hadsizlik var. Tayyip diye başlayan, işte Tayyip diye rencide edecek. Sanki Tayyip'in göbeğini kesmiş. Sanki Tayyip'in okul arkadaşı. Sanki Tayyip'in şeysi gibi böyle Tayyip. Yani bir defasında bile dahi o Anadolu geleneğinde bizim biliyorsun büyüklerimize karşı köy ortamıysa ya amca deriz, ya komşu deriz, bey amca deriz, şunu deriz, bunu deriz, değil mi? Veya devlet makamındaki işte mülki amirliğin noktasında veya sayın vekilim deriz, değil mi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan deriz veya sayın Mustafa Albayrak deriz, değil mi? Bu var. Hiç şey yoksa bile de o saygı, nezaket. O kripto yapılanmanın nasıl bir fedailik olduğunu ve çocuğunun Harbiye girişinden başlayın bütün her şeyin şaibeli olduğu bir durumda ve halen çocuğum suçsuz bir militan ruhlu olarak da devam ediyor. Bu masumiyet karinesine gerçekten inanmak zorunda mıyız? Teşekkür ederim. Hem izleyicilerimize hem de stüdyodaki katılımcı arkadaşlarımıza ve sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah hayırlı bir program olur. Çok teşekkür ederim. İzleyenlere de istifade edecekleri bir konuşmalar yumağı meydana getireceğiz. Ben öncelikle bahsettiğiniz mevzuda çok kısa bir bölüm seyrettim. Sayın Fatih Dağıstanlı'nın bir gazetecilik başarısıdır. Öncelikle Sayın Dağıstanlı'yı tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir şeyi yapmak, böyle bir programı yapmak insan psikolojisini zorlayacak bir program. Yani çok kolaylıkla sabredip dinlenebilecek bir mevzu değil yani. Çünkü ben tabii o hanımefendiyi de
tanımıyorum. İsmen duyuyordum. Hani gazetede bir basında, medyada sürekli olarak bir harp okulu öğrenci. Dün Türkiye gündemine geldi. Titi oldu biliyorsunuz. Evet. Şey oldu. Hatta ben Melek Anne falan deyince bir Melek Annemiz daha var biliyorsunuz. Evet. Acaba o mu diye baktım. Meleklere genelde bu süreçte dokunuluyormuş. Onu öğrendik. Evet. Akın İpek'in annesi. Evet. Akın İpek'in annesi Melek İpek mi diye acaba tereddüt ettim. Baktım o değil. O harp okulu öğrencinin annesi olduğu şey oldu. Evvelsi günlerde. Ama nedense melekler öbür tarafta toplanmış. Peki. Şimdi geçtiğimiz seneydi zannediyorum. Bir metrobüste mi bir bayan üzerine canlı bomba olduğunu ve kendisinin zannediyorum FETÖ'cü olduğunu söyleyip patlatacağını söyledi. Uçakta pardon. Uçaktaydı. Şimdi bu onun gibi bir şey. Yani bir insan kendini zorla tutuklattırmak ister mi? İster, normal bir insan değilse ister. Yani ben geçmişte hayatımda medyada, siyasette bu şekilde çok insan gördüm. Yani intihar eden nasıl insanlar var? Hepsini bir araya bir kenara bırakalım. İki tane hakim kamikaze yaptı. İki FETÖ'cü hakim hatırlarsınız. 28 tane, 30 tane emniyet ve yargı mensubu. Daha o zaman 15 Temmuz olmamıştı. Yani 17-25'ten sonra 15 Temmuz'dan önce o aradaki ara dönem. 2014 Temmuz 22 Temmuz'dan sonra başlayan adliyedeki ve emniyetteki FETÖ'cü yapılanmaya karşı devletin operasyonları neticesinde tutuklanmış mahkumiyet alması %100 gözüyle bakılan yani 17-25'in mimarları zannediyorum işte o Yakutlar, Ali Fuatlar falan onların olduğu emniyet yapılanması ve hakimlerin, savcıların olduğu onlara derhal tahliye edilmesi lazım diye bir hakim kararı çıktı. Normalde savcılığın da onu hatta uygulanması gerekiyordu. Sonradan hemen o hakim Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Devreye girdi ve engelledi. Yoksa o FETÖ'cü terörist emniyetçi ve yargı mensupları hapisten salınmış olacaklardı ve birkaç saat içerisinde onlar ya Bulgaristan ya Yunanistan sınırından çıkmışlardı. Yani tıpkı Zekeriya Öz gibi elden gitmişti. Şimdi FETÖ böyle bir şeydir. Yani FETÖ hiç ummadığınız bir anda bir Rusya Büyükelçisi'nin arkasında duran ve o güne kadar hiç bir renk vermemiş, gayet masum, efendi, işte birazcık televizyonun sesini açtığınızda o hanımefendi dediği gibi ya hakkınızı helal edin, sizi rahatsız etmişizdir veya işte bebeğiniz azıcık aldığında gelip size yardım eder, belki emziği düşmüştür size verir. Yani insani özellikleri, beşeri münasebetleri çok iyi olan ki onların hepsi birer yemdir. Çünkü onları verecek ki kendisinin iyi insan olduğuna kanaat edilsin ve güvenilsin. Şimdi kimse kötü bir insana güvenir mi? Hayır, güvenmez. İyi bir insan olduğunuzu belli etmeniz lazım. İyi bir insan olduğunuzu nasıl belli edeceksiniz? Beşeri münasebetlerinizi iyi tutacaksınız. İnsanların hoşuna gidecek şeyler yapacaksınız. Misafirperver olacaksınız. Onların zaafa düştüğü anlarda onlara destek olacaksınız. Onlara hayırlı işler önereceksiniz. Namaza başlatacaksınız. İşte yemek götüreceksiniz. Aşure götüreceksiniz falan. Bu tip insani, bunlar hepsi birer yemdir. Bunlar bir örgüt olduğu için öncelikle insanların güvenini kazanıp güvenini kazandıktan sonra arkadan hançerlerler. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ta başbakanlığı döneminde haşhaşi benzetmesini yapmasının sebebi de buydu zaten. Haşhaşiler gelir sizin arkanızı döndüğünüz anda sizi sırtınızdan hançerlerler. Yoksa haşhaşi demek yani hocam, bir haşhaşi belki de şu notu da düşelim, o da önemli. Haşhaşi denilen o yapı İslam tarihin en önemli süreçlerinde ve İslam'ı içeride vuran en önemli unsurlardan biridir. Yani benzetme evet birçok konuda benziyor da yani tekrar İslamcı diye gözüken bir kimlik üzerinden Müslümanları arkadan vurması asıl dikkat edilmesi gereken bu. Yani düşmanın içeride olduğunu. Tabii. Bu, yani zaten Müslüman gözükerek size vurabilir. Yani Hazreti Ali'yi, Hazreti Ömer'i ve Hazreti Osman'ı şehit edenler bildiğim kadarıyla üçünün de Müslümanlar şehit etmiştir. Tabii. Maviye'den tut. Gibi. Veya işte Nizamülmülk'ü şehit eden Haşhaşi'dir. Ve Haşhaşiler cinayeti işledikten sonra hiç kıpırdamadan yerinde beklerlermiş yani. Gel beni tutukla, az kes, öldür. Çünkü o kendisinin o cinayeti işledikten sonra cennete gideceğine inanıyor.
Bakın insanın en kıymeti vardı nedir? Canıdır. Candan daha aziz olan nedir? Namusudur. Ama Alamut Kalesi tam bir cennet olarak da tefsir edilmiş zaten. Yok, öldükten sonra da cennete göndereceğine. Zaten onu göstermiş, o cenneti göstermiş onlara. Evet. Yani o Alamut Kalesi'nin en önemli özelliklerinden biri bu. İzleyicilerimiz belki okuyanlar biliyordur ama okumayanlar açısından da not edilmesi gereken şu. Morfin, yani haşhaşi cemiyeti diyelim. Bu bağımlılık üzerine zaten öyle bir dizayn yapılmış ki Alamut Kalesi'nin içerisinde bir cennet tarifi nasıl ise onu dizayn etmişler. Buradan eroin esrar artık neyse o günkü şartlarda içiriyorlar, bayıltıyorlar, öbür tarafa götürüyorlar. Cenneti gösteriyorlar, tekrar bayıltıp bu tarafa getiriyorlar. Yani şimdi buradaki FETÖ'cüler nasıl bir mantık üzerinden devam ediyor? Ben onu birazcık o dönemde araştırmıştım. O haşhaşi denmesinin sebebi sadece uyuşturucu yani afyon benzeri aldığı için değil. Şimdi burada asıl olan beyin uyuşturulması yani beynin zehirlenmesi. Şimdi bakın avukat bir bayana, FETÖ'cü avukat bir bayana örgüt diyor ki isim vermiyor herkesin tanıdığı Türk yargısının en meşhur isimlerinden büyük bir meşhur başsavcımızın git diyor bunun da diyor bütün izleyicilerimizden özellikle hanımefendilerden özür diliyorum. Git diyor bununla halvet ol ve diyor biz seni diyor evde kameraya alacağız diyor. Ve diyor bunu yaptıktan sonra diyor cennette yerin hazır. Yani bu FETÖ'cü bayan avukatı kumpas kurmak istedikleri dönemin başsavcısının affedersiniz yatağına atıyorlar. Ve bu kadın hukuk fakültesi mezunu. Avukatlık yapıyor, yetişmiş. Belki anne, tam bu sırada bilmiyorum bekarmış. Kadın namusunu bile çiğnemekten, kirletmekten örgüt menfaati için, hoca efendisinin talimatı için, kendisini de hoca efendisi muhtemelen aramıyordur. Muhtemelen yanındaki özel kalemi veya işte yeğeni neyse işte oradakilerden bir tanesi arıyordur Pensilvanya'dan. Rahatlıkla gidip bunu bir ideal uğruna, o kadın o sırada içki içmiş, afyon içmiş, beyni zehirlemiş falan değil. Fiziki olarak bir uyuşmuşluk içerisinde değil. Beyni uyuşmuş, beyni erimiş. Beyni esir. Tabii beyni esir. Yani zaten bizim karşı olmuş olduğumuz, yani İslam itikadında da uygun görülmeyen, hani Halık'a isyan eden mahluka itaat yoktur. Yani bir büyüye, bir makama, bir yüce bir kişiliğe nereye kadar itaat edebilirsiniz? Allah'a isyan sınırlarını zorlamadığı müddetçe. Yani Cenab-ı Allah'ın hukukunu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini çiğnemediği müddetçe o kişiye itibar edebilirsiniz. Eğer size hocanız diyorsa ki haram olan bir şeyi yap, siz eğer aklı başında bir müminseniz bunu hocanız da dese yapmazsınız. Çünkü neden? Allah ve Resulü'nün bir konuda, hüküm verdiği bir konuda mümin erkek ve mümine olan kadına bir mugayyerlik hakkı yoktur. Yani seçme hakkı yoktur. Benim de görüşüm şudur deme hakkı yoktur. Peki Fethullah'ın mugayyerlik hakkı var mıdır? Yoktur. Filanca efendinin var mıdır? Yoktur. Eğer Allah'ın hükmünü çiğneyip o konuda Cenab-ı Allah'ın hükmünü reddedip hocasının hükmünü yerine getiriyorsa o artık beynini, iradesini hocasına teslim etmiş, beyni uyuşmuş ve bir haşhaşiyundur. Haşhaşilerdendir artık o. Yani illaki bir afyon açıp ve içip kokain içip. Ya kısaca özeti haşhaşilerin tanımı bu. Evet. Yani illaki fiziki bir uyuşmaktan bahsetmiyoruz. Şimdi o ablamız olsun, başkaları olsun çok rahatlıkla yalan söyleyebilirler. Zaten bunların en büyük sermayesi ve en büyük ham maddesi, yani münafığın ham maddesi, mayası yalandır. Münafık yalan söylediği müddetçe yaşayabilir. Yalanı kestiği zaman o artık yaşayamaz. Hayatını idame ettiremez. Bir Fethullahçının yaşayabilmesi için, hayatını idame ettirebilmesi için sürekli olarak yalan söylemesi lazım. Bir yalan bitecek. Ama aldıkları emir sabit hocam. Fazla da yalan değil. Çok sabit, net bir şekilde duruyorlar. Yani yalanın talimatını çok iyi almışlar. Fazla kelime kullanmıyorlar. Tamam, hepsi tek yalan. Kimşi bir yalan. Onu biz ne diyor ablamız? Ben Fethullah Gülen'i tanımıyorum diyor. Bu memlekette Fethullah Gülen'i tanımayan bir tane eşek var mı? Fethullah Gülen diyor, tamam mı?
örgüt olarak tanımlanmasını istiyor. Fatih Bey'in oradan özellikle üzerine bastıra bastıra şunu yaptı, bunu yaptı vesairesi hiçbir şekilde toz kondurmuyor. Evet. Peki. Yani hocam, benim düşüncem... Peki, çok teşekkür ediyorum. İsmail Bey, buradaki mesele şu. Sizin bir sosyolog yapınız itibariyle de biz için çok önemli. Toplumun özellikle bazı değerleri açısından da günlük ortamın konuşulmaları vesairesinin hepsine baktığımızda Fethullahçı'nın aslında fetrometrenin üzerinden de okunabilir ama buradaki en önemli özellik şu. Militan ama bu kadar da dik duran militan. Ben başka hiçbir cemaatte görmedim. Evet. Şimdi tabii bunu şöyle izah edebiliriz. Aslında bu tip yapıların tarihsel background'u itibariyle baktığımız zaman hemen hemen hepsi birbirine çok benzer bir şekilde hareket ediyorlar. Bu hareket tarzının işte hücre yapılanmasıdır. İşte ne bileyim bu efendim Avrupa'daki bir takım örnekleri var. Pakistan örneği var. Irak'taki örnekleri var. Bütün bunların örneklerine baktığınız zaman bunların hepsinin bir misyonerlik faaliyeti çerçevesinde yürüdüğünü biliyoruz. Mesela ben evet. daha yeni Şerif Mardin Hoca'nın editörlüğünde yapılmış çok hakikaten çok mükemmel bir çalışmayı okuyorum bugünlerde. Onun içerisinde çok harikulade bir makale vardı. Bu New England'ın mesela işte Beyrut'ta kurmuş olduğu bir üniversitenin aslında yürüttüğü misyonerlik faaliyetlerinin çerçevesini çok güzel anlatıyordu. Burada bir eğer toplumu siz dejenere edecekseniz, fikirsel olarak bir toplumu dejenere etmekle ilgili bir kafanızda bir planınız, bir projeniz varsa zaten bütün bunların hepsini çok ciddi bir şekilde sistematik olarak zaten yapıyorsunuz. Ve dolayısıyla bunların hiçbir tanesi böyle tesadüfi şeyler üzerine kurgulu değil. Az önce işte Mustafa Bey'in ifade ettiği o şeyi ben o noktada özellikle de bir yazı da hatta yazmıştım. Yalan strateji. Yani FETÖ gibi örgütler yalanı bir strateji olarak kullanırlar. Yani mesela biz şunu çok iyi biliyoruz ki aslında FETÖ'nün o hiyerarşik yapılanması içerisinde üst kademedekinin alt kademedekine yalan söylediği ve tamamen yalan üzerine kurulu bütün hücrelerin birbirlerine karşı yalan stratejisini çok bilinçli bir şekilde kullandıkları bir örgütlenme biçiminden bahsediyoruz. Ve geçenlerde mesela Cumhurbaşkanlığı Başkanım Danışmanı Mustafa Akış Bey'in bir kanalda mesela bu örgütün bütün belki kodlarını yapılanmasını olmasa da belki bugüne kadar öyle zannediyorum ki en net bir şekilde ve o yapıyı bugüne kadar hiç olmadığı şekilde şematik olarak anlatan en önemli programlardan biriydi yani. Bir vetere var. Eyvallah. Onu bir izleyelim. Tamam. Melek Çetinkaya ne demiş? Onun üzerine yorumlasam daha iyi olur. Eyvallah. Sevgili yönetmenimden rica edeyim ben o iki dakikalık. Buyurun alalım izleyelim bakalım neymiş. Nasıl bakıyor Melek Çetinkaya ben onu merak ediyorum. Yani siz yargılananlar masum olabilir, suçlu demişlerdir onları da itiraz etmiyorum. Siz şahıs olarak, aile olarak nasıl bakıyorsunuz? Mesela ben diyorum ki Fethullah Gülen bir teröristtir diyorum. Bakın şu anda canlı yayındayım. Evet. Ve ben diyorum ki Fethullah Gülen bir teröristtir. Halen Fethullah Gülen'i destekleyenler teröre destek veriyorlardır. Ben böyle diyebiliyorum mesela. Evet. Bunu diyebiliyorum. Ya yani bu cümlemin yarın benim için bir bedeli bile olabilir. Öyle evet, değil mi? Evet. Siz ne diyorsunuz? Siz şimdi de şu anda kamera sizi çekiyor. Evet. Mesela. Ben Fethullah Gülen'i tanımadığım için ben Fethullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Ama bana bu cemaatin içindeki insanları dediniz ya yani mutlaka tanıdığınız vardır diye. Benim komşularım oldu mesela cemaatten. Birçok arkadaşlarım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Yani bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten dediğim gibi komşuluk yaptım 3-4 sene ben bunlarla. Yani üst komşumdu ufak bir ses yapsa hakkını helal et bugün misafir geldi fazla gürültü yaptık. Ne bileyim mesela bir şey pişirse kokusu gelmiştir hakkını helal et işte çok da getiremedim ama getirir. Elinden hasta olursunuz çorbanızı getirir. Ne bileyim gelir çocuklarınıza bakar evinizi derler toplar. Yani hani Cumhurbaşkanı da dedi ya en altı ibadet, ticaret ve ihanet. Belki de biz ihanet tabakasını tanımadığımız için ben terör örgütü
örgütüdür diyemiyorum. Çünkü terör örgütüdür dediğim zaman bugün yargılanan bütün insanlar, ondan sonra benim tanıdığım komşularım, arkadaşlarıma da ben terör örgütü demiş olurum. Çünkü onlar da bu yapının içindeydi, okullarında çalışıyorlardı. Ondan sonra çocuklarını özel okullarına gönderiyorlardı mesela. O yüzden... Ama siz göndermemişsiniz. Param yoktu çünkü. Belki paramız olsa inanın çok yakınımızda da özel okulları vardı. Ben eşime de dedim ki maddi durumumuz iyi olsaydı keşke. Oranın eğitiminin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Yabancı dili çok güzel verdiğini söylüyorlar. Çok iyi ilgilendiklerini söylüyorlar. Ama veremedik. Yani tabii ki bugün geldiğimiz... Değerli izleyiciler, kısaca verdik aslında. Oradaki tanım çok önemli. Evet. Komşularım, evet tanıyorum, FETÖ'cüydü, şuydu, okullarındaydı vesairesi. Teröristtir diyemem. Değil mi? Evet. Param olsaydı verirdim. Okullarına verirdim. Teröristtir diyemem. Fethullah Gülen'i de terörist olarak tanımlayamam. Bu ülke tehdit olarak algılamış, birçok operasyona girmiş bir örgüt lideri, cemaat. O komşumdur dediği var ya, çok iyiler. Evet. Vallahi münafık da münafığa şey veriyor. Yani sütlaç da verebilir, başka tatlı da verebilir. Şimdi bunun üzerine birçok söz var da, çok daha ağır sözler var. Ya bu denli militanlık ruhuna baktığın zaman ben 15 Temmuz öncesi ben de komşularımı tanıyorum. Evet. Ama şu dili kullanıyorlardı. Günleriniz az kaldı, hepinizi sallandıracağız. Son dönemlerde tabii bu hakikaten... Kaybın ipini çekeceğiz. Tabii. Değil mi? Çok büyük cesaret topladıkları bir günlerinizi dönem var. Günlerinizi sayın, geliyoruz yani. Bak 15 Temmuz'a 2 gün kala hocam bana mesaj gönderdiler. Tamam mı? Biliyor çünkü darbe olacak. Ya biliyorlar kardeşim. Şimdi her anne çocuğunu doğururken gerçekten susuz ve bir anne gözünde evladı her zaman melektir. Ama bu gibi melekler değil. Tamam mı? Akın ipek gibi melekler değil. Haşhaşiliğin zirvesini yaşayanlar. Nasıl melek olur anlayamıyorum ama sadece isimden ibaret olduğunu görüyorum. Hı. Şimdi bu görüntüye ne diyorsun? Şimdi işte az önce zaten burada mesela az önce o verdiğim Beyrut'taki mesela işte ki Robert Koleji'nin mesela işte kurulma aşamalarıyla oranın çok da benzerdir aslında kurulma amaçları. Fakat daha sonra tabii dünya değiştikçe, dünyanın koşulları değiştikçe bütün bu stratejiler de değişmiştir. Yani Amerika'nın, Amerikan Board Teşkilatı'nın özellikle kurmuş olduğu okullar üzerinden bunu söylüyorum. Yani iki tip Türkiye'de misyonerlik faaliyeti yürüdü. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Anglikan Kilisesi üzerinden yürüyen faaliyetler. Dolayısıyla bir de Amerikan Board Teşkilatı üzerinden yürüyen faaliyetler. Yani bu insanlar da o dönemde mesela kendi evlerinden çıkarken aileleriyle bir daha hiç görüşmemek üzere vedalaşarak çıkan insanlardı. O kadar kendilerini adamış olarak ortaya çıkan, püriten olarak hayatlarını devam ettirmek üzere ortaya çıkmış insanlardı. Ve bunlar Osmanlı coğrafyasının çok önemli bölgelerinde 1500'ün üzerinde misyonerlik okulu açtılar. Ve ilk okullarını açtıkları dönemlerde buralarda özellikle İncil dersleri, efendim Hristiyanlıkla ilgili bir takım aşikar faaliyetler ki bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de belki Osmanlı İmparatorluğu'nun artık son dönemlerde bütün coğrafyasında iktidarı belki efendim otoriteyi yeteri kadar koruyamamış olmasının getirdiği bir takım zaafların da çok iyi kullanıldığını görüyoruz. Bunlar daha sonra stratejilerini mesela Müslüman toplumlarda bakıyorlar ki bu işlemiyor, işleyemiyor. Yani onlara çok fazla bir tesir gösteremiyorlar. Bu sefer strateji değiştirerek yardım kuruluşu, efendim iyilik yapan, iyilik götüren, efendim evangelik dediğimiz şey nedir? Yani bunlar karşılıksız iyilik melekleri. Dolayısıyla bu tip faaliyetleri yürüten insanların bu tip şeylere giriştiğini görüyoruz. Tamamen kendilerini kapatarak ki bugün Afrika'da da mesela bunun pek çok örnekleri vardır. Ha, bu biraz daha mesela o tip yapılar hani dışarıdan gördüğümüzde başka milletlere ait insanlar olduğunu anladığımızda belki biraz daha gardımızı rahat alabileceğimiz yapılar olduğu halde bunu
Batı başka türlü bir stratejiye belki dönüştürerek bizden birilerini artık kullanmaya, bizden birilerinin kafasını, beynini yıkamaya çaba göstererek bu tip yapıları karşımıza çıkardı. Bu çok büyük bir vaka. Şimdi mesela burada belki yani tarih, biraz tarihçi olarak, biraz sosyolog olarak şu cümle benim için son derece önemlidir. Belki bizim bugün bazıları bir şeyler söylüyorlar elbette. Tabii ki kendilerine göre mutlaka konumlandırdıkları bir fikri pozisyonları vardır ama arkadan yürümenin berraklığı diye bir cümle vardır. Biz tabii arkadan yürümenin getirdiği berraklıkla bazı şeyleri belki görüyor olabiliriz. Fakat bu işin içerisinde bizim kadar meseleyi uzaktan takip ederek araya belli bir mesafe ve tarih girdiği için zaten tarih ilerledikçe de bunlar çok daha berraklaşacak. Yani günün efendim geçmişte yaşanmış ama geçmemiş diye bir tabir vardır. François Dossé'nin mesela çok sevdiğim laflarından bir tanesi olarak yani geçmişte yaşanmış ama geçmemiş. Mesela şimdi öyle olaylar vardır ki 1000 sene önce yaşanmıştır ama bugün hala siz o tarihsel vakayı hissedersiniz ve yaşarsınız, değil mi? Malazgirt Savaşı'nı siz geride bırakabilir misiniz? Yani onun tesirlerinden bugün kendinizi ari tutabilir misiniz? Geçmişte yaşanmış diyebilir misiniz? Ki şöyle bir şey daha var. Yani bunlar tarih usulü açısından da mutlaka iyi izah edilmesi gerekiyor. Yani burayı böyle steril bir atmosfer içerisinde alıp FETÖ'yü sadece ve sadece bir bağlamın içerisinden kopararak bir salt bir yapı olarak değerlendirdiğinizde hiçbir zaman bir yere ulaşamazsınız. Yani o zaman sadece FETÖ'nün dahilerini ve fedailerini konuştuğunuz, hiçbir yapıyla bağlantısı olmayan, efendim hani ben bunu bir dönem işte bir metafor olarak adiabatik bir bulutlanma sistemi üzerinden de ifade etmiştim. Yani ne demek adiabatik bulutlanma sistemi? Yani bir atmosfer hadisesi. Belli bir alanda, dar bir alanda yükselir ve yağmurunu bırakır. Hiçbir atmosfer olayından etkilenmez. Çok hızlı yükselip hareket ettiği için, çok dinamik bir yapıda olduğu için böyle bir sistematikte bir yapı olarak, yani hiçbir şeye dokunmamış, hiçbir şeyle bağlantı kurmamış bir yapı değil netice itibariyle. Evet, özellik itibariyle hiçbir fikirden etkilenmemiş gibi tamamen belli bir fikre odaklanarak o fikrin çerçevesi içerisinde hayatlarını devam ettirmiş. Mesela NATO'ya girmişler, işte başka bir yapıya girmişler. Bunların askeri yapılanmasına baktığınızda dünya ile entegre olmuş NATO gibi bir yapının içerisindeki bir ordudan bahsediyoruz. Fakat ona rağmen buradaki askerlerin hiçbir tanesi kendilerine gösterilen istikametten de vazgeçmemişler. O yüzden mesela şimdi burada şimdi 40 yıl önce yaşanmış ve bu işte efendim İzmir'deki o denilen ne bileyim odun pazarı meselesinden sonraki süreçten itibaren bugüne kadar mevzuyu getirdiğinizde yani birileri kalkıp bugün belki bunu sadece ve sadece bugünkü iktidara mal etmekle ilgili bir çabanın içerisinde olabiliyorlar. Ha burada burada bir aldatılmışlık meselesi, burada işte efendim AK Parti üzerine düşen her şeyi yaptı falan ya ne bileyim işte bunları çok iyi gördü, takip etti falan gibi bir iddianın içerisinde de bunları söylemiyoruz. İsmail Bey, bir araya girebilir miyim? Buyurun. Husus var. Onun üzerinden toparlarsak sevinirim. Tabii. Birçok medya kuruluşunda evet canlı yayın tartışma programları içerisinde de bu sık sık işleniyor. Özellikle karşı iki taraf üzerinden program yapıldığı zaman aidiyet duygusu üzerinden özellikle ben evet vatanımı, milletimi seviyorum ve bir ilkelerim var, doğrularım var. Bunların üzerinden tartışıyorum diye bilgilerini aktaran birçok gazeteci, yorumcu, siyaset bilimci arkadaşımız var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki savunma mekanizması veya İYİ Partisi'ndeki yani muhalefet diyelim buna. İzliyorum. Benim üzüldüğüm konulardan biri de şu. AK Parti döneminde çok büyüdüler diyor. Tamam mı? Şimdi ilginç olan karşı tarafındaki AK Partilerin de verdiği cevap da çok ilginç. Orada da rahatsızlık duyuyorum. Yani evet. Nedeni şu. 18 yıldır AK Parti iktidarda. Sanki 18 yıldır AK Parti FETÖ örgütüne destek veriyormuş gibi bir algıyı yönetiyor. Evet, evet, evet. Hiçbir arkadaşımın ben şu dün akşam itibariyle de izlediğimde ilginç bir şey Mustafa Bey. Oradaki yorumcu arkadaşlarımın şöyle bir cevabı olmadı. Arkadaşlar, ya bu örgüt aşağı yukarı 50 yıllık bir yapılanma üzerine evet, gidiyor. Biz hep diyoruz. 50 yıl. Bu 50 yılın içerisinde evet AK Parti 2002 yılında iktidar oldu. Köşeyi bucağı tanıyayım diyene kadar 2007 oldu.
2007 yılında Fethullah Gülen dayatma bir milletvekili listesi gönderdi. Başkan Erdoğan da o günkü şartlarda hayırdır kimsiniz dediğinde 2007 idi. Evet. 2008 yılında Başkan Erdoğan'ın 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu kararları üzerinden bir haşhaşi örgütüdür. Yani tehlikeli bir yapılanmadır. Devletin içerisine sızma girişimi yapan, devleti ele geçirmeye çalışan bir tehdit unsuru olarak Güvenlik Kurulu'ndan onaylattı. 2004 yılından itibaren bunu biliyor ve mücadelesini veriyor. 2 yıllık bir, 1,5 yıllık bir başbakanlık dönemidir sanıyorum. O dönem ara seçim oldu. Doğru. Peki, ya bir yılda bile dahi bunun düşman olduğunu söyleyen bir Başkan Erdoğan. 2007 yılında Fethullah Gülen ve cemaatine ne kadar nedenli tehdit olduğunu ifadeleri, tutanakları da devletin gizli yazışmalarında var. Bu biliniyor. 2007 yılında yani 4 yılda bunun örgüt olduğunu ve tehdit olduğunu, ülke menfaatine gelecekte ciddi bir sorun olduğunu söyleyen bir iktidarın ki halen iktidar olan 2007 yılından itibaren dershanelere verdiği mesajdan, bürokrasi üzerinden verdiği mesajlardan 17-25 mitrları vesairesi şu buyu o günden beri milat yazılıyor. Hangi iktidar bu örgütle bu denli onurlu bir mücadeleye girdi? Bunu mesela geriye dönük baktığımızda işte az önce en baştaki ifademe dönecek olursak mesela işte o arkadan... Yani 3 yılda tespit tabii, etmiş. Ne demek tabii. istediğimi anlatabildim mi? Aynen öyle. Yani mesela... Yani o 18 yıldır iktidar olan evet. AK Parti iktidarı 3 yılda bu örgütün bütün kirli planlarını deşifre etmiş ve canını, malını, bedenini, her şeyini ortaya koymuş. Evet. Değil mi? Evet. Hangi iktidar bu denli şerefli olup da mücadele etti? Şimdi burada zaten mesele bu tip yapılar her dönemde iktidara eklemlemenin bir yolunu, bir yöntemini bulmuş mesela kendisini büyütebilmek için, peki. kendisini kamufle edebilmek için. Bunun en temel örnekleri belli. Askeriyenin içerisine, ordunun içerisine nasıl sızdıkları mesela işte o az önce ifade ettiğim, atıf yaptığım programda mesela bunu o kadar güzel örneklendiriyorlar ki yani nasıl ya yani bu yapıyı yani birisi iki kişi yan yana aynı koğuşta yatıyorlar, ikisi de aynı örgüte mensup fakat birbirlerinden haberleri yok. Yani ordunun içerisinde bu şekilde gizlenerek kalabilmiş ki yani bizim şunu çok net olarak görmemiz lazım. Bakın bunu bir politik, bir siyasi bir mesele olarak ele aldığınızda, o politikanın, günlük politikanın, güncel politikanın dişlileri arasına attığınızda hiçbir zaman çözümleyebileceğiniz bir noktaya ulaş. O yüzden ben bu mevzunun işte bu noktada kilitlenmesini de buraya bağlıyorum. Yani bu mevzu, evet, bu mevzu yani güncel politikanın, mesela günlük politikanın böyle kırılganlıkları arasına atılabilecek kadar bir basit bir mevzu değil. Bu gerçekten de ben bazen dinlediğimde, izlediğimde, insanlara baktığımda en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi böyle mevzuları tek başına değerlendirmeye almaları ve bunları kendi bulundukları konjonktürel yapı içerisinde interdisipliner olarak disiplinler arası bir perspektiften bakamadan çok sığ bir takım düşüncelerle mevzuları ele alıyor olmalarına bağlıyorum. Yani bir AK Parti düşmanlığı veya ne bileyim bir işte dindar düşmanlığı veya bir muhafazakar düşmanlığıyla CHP ve AK Parti ayrımıyla, ayrışmasıyla bizim çözebileceğimiz bir mevzu değil demek istiyorum. Bu mevzu o kadar derin ki yani bir tek tip, bir monotip bir yapının içerisinde mesela asker özellikle mesela muhafazakar ya da dindar ailelerin ya da dindar kesimlerin ordunun içerisinde yer almaması adına tek tipleşmiş ve tamamen kendisini bir unik bir yapıya kavuşturmak adına çaba göstermiş bir yapının içerisine bile sızabilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bu gerçeği siz göz ardı ettiğinizde, siz bu gerçeği göremediğinizde o zaman FETÖ'nün kimin içine, nereye, ne şekilde, ne oyunlarla ve hilelerle ve desiselerle sızmış olabileceğini her zaman kaçırabilirsiniz. O yüzden de bizim mutlaka buna başka bir boyutla artık bakıyor olabilmemiz lazım ve FETÖ yapılanmasını değerlendirirken de işte az önce verdiğimiz örnekler, bakın bu mesela bir örnek daha vereyim, bu son cümle olarak mutlaka başkalarının konuşma hakkını da gasp etmemiş olmak adına önemli olarak görüyorum. Bir Fransız filozofun ben bir cümlesini çok önemserim ve söylediğim çok önemli bir şeydir bu. Özellikle 15 Temmuz'dan efendim 17-25 Aralık'tan uzaklaştıkça
uzaklaştıkça, ki o günlerde bile ben buna çok dikkat çekmiş idim. Fakat tabii ki hani sizin cümlelerinizin işte bir ne bileyim bir akreditasyon kurulundan geçerek ne bileyim işte Türkiye'de bir otorite olarak bir şey cümle söylemiyorsunuz. Sıradan bir insan olarak konuşuyoruz netice itibariyle. Ama zaman bir şekilde gelip başka bir tarafta sizi tasdiklediği zaman da üzülüyorsunuz. Yani ya keşke bunu daha başka bir ses tonuyla veya daha başka bir tonlamayla, efendim ifade biçimiyle anlatabilseydim diye de hep kendime kızıyorum. O da nedir? Yani o gün de söyledim. Yani bu zaman diliminden biz uzaklaştıkça bu işin boyutunu başka taraflara çekmeye çalışan başka bir örgüt göreceğiz. O örgüt nedir? O örgüt bir mesela beni bizim içimizde şu anda yaşayan bir sürü FETÖ sevdalısı var değil mi? Hı hı. Var. Ve bunlar şu anda bizim gibi hiçbir şekilde hüküm giymemiş, suçsuz, günahsız gibi algıladığımız, ki bir suça karışmamışlar netice itibariyle, sadece dâi konumundalar. Doğru. Dâi konumundalar. Yani duacı, efendim müjdecileri konumunda olan insanlar bunlar. Ve bu insanlar sokakta bizim gibi fikir beyan ediyorlar. Fikirlerini ortaya koyuyorlar, kamuyu etkiliyorlar. Kamuya sosyal medya üzerinden, değişik boyutlardan, bir sürü mekanizma üzerinden bu toplumun ortak hafızasına bir fikir pompalıyorlar, enjekte ediyorlar. Ve dolayısıyla sizin bu fısıltıyı, bu sesi, bu efendim hani tiyatroculara süfle verenler olur ya, bu süfleleri arka tarafta kimin verip vermediğini bilemediğiniz bir zeminde bu fikirlerin, bu düşüncelerin 15 Temmuz'daki durduğu yeri belli olan sağlam, sağlıklı, darbeye karşı direnmiş kafaların içerisine bir gaz kaçağı gibi ne kadar sızıp sızmadığının bir garantisi var mı? Evet, çok net. Yok. Peki. Dolayısıyla işte bugün biz maalesef hiç yakın göremediğimiz, hiçbir zaman bağdaştıramayacağımız ağızlardan bile FETÖ'nün ürettiği işte bu gaz kaçakları gibi doğru kafalara sızmış ve karışmış bu fikirlerin arızalarını yaşıyoruz ve 15 Temmuz'dan uzaklaştıkça da bu arızaların çoğalacağını göreceğiz. Bu tehdidin maalesef farkında olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Onur Eri, şimdi bazı özellikle izleyicilerimizden mesajlar var. O mesajlardan bir iki tanesine cevap vermek zorundayım. Önemli. Evet, benimle ilgili yazmışlar. Madem öyle sizleri tehdit ediyorlardı, neden bildirmediniz diye. Değerli izleyiciler, şunu ifade edeyim, sizlerle paylaşayım. 2016'nın 29 Mart'ta Derin Darbenin Piyonları diye bir köşe yazım vardı Yeni Akit gazetesinde. Akit.com'da da yayınlandı o. Derin Darbenin Piyonları'nda ben özellikle FETÖ terör örgütünün darbe yapacağını, kimlerle yapacağını hepsini tek tek izah ettim. 29 Mart'taki yayınlanan yazımdan 30 Mart sabahı Genelkurmay Başkanlığı benim hakkımda hem soruşturma, hem basın bildirisi, hem kınama, hem de kamuoyu bildirisi yayınladı. Bunu sizlerle paylaşayım. 2014 yılında devletin kayıtlarında da vardır. 2016 yılında FETÖ'cü dönemin emniyet müdürleri, vali yardımcıları beni tehdit ederek kamuoyu açık bir şekilde Tayyip'e güvenmekle haddini çok aşıyorsun diyen mülki amirleri vardı. Yüzüme doğrudan söyleyen. Bunların da ilgili kurumlar tarafından hepsi biliniyor. Dolayısıyla ben de bunlarla ilgili bütün açıklamalarımı yapmıştım. Devletin bu anlamdaki o gizlilik derecesindeki önemli bilgileri veya kimler, emniyet, Cumhuriyet Savcıları, hakimler, valiler, FETÖ'nün tetikçiliğini yapan her kimse o günkü şartlarda beni çok ciddi bir şekilde hedefe koymuştu. Ben de gerekli olan ilgili birimlerle paylaşmıştım. Ne oldu diye soracak olursanız, evet, kısmen bazıları tutuklandı ama birçoğu ya kaçtı ya halen Türkiye'de volta atıyorlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi az önce Melek Çetinkaya'yı izlediniz. FETÖ denince gerçekten tam da bir FETÖ. Ya yargılamayı etkiler mi bilmiyorum ama tutuklu olduğu için. Ama FETÖ'cülerin genelde yapısı bu. Değiştiremiyorsun, müdahale edemiyorsun. Nasıl görüyorsun? Geldiğimiz noktaya mı gittim? Evet. Hani biz sanki
FETÖ propagandası yaparak da prim mi yaptırıyoruz? Biraz da orada da kendimizi eleştiriyorum. Bütün televizyonlarda bu FETÖ çok konuşuluyor. Doğru. Çok prim yapılmasına mı? Şuyu vukuundan beter duruma getirmiş oluyoruz dolayısıyla zaten. Öyle. Evet. Evet. Aynen Almanya'daki Gestapo yapılanmasının ben bunu örneği çok veriyorum. Konuşmak bölünmesin diye bir reklama gidelim. Ondan sonra devam edelim, olur mu? Tamam. Gestapo gibi. Kısa bir reklam arasına gidelim, buyurun. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce Onur Erin Bey'le devam edeceğiz dedik ve Onur Bey'e dönelim. Bu arada sözü vermeden önce bir husus da var. Acaba FETÖ'yü çok tartışmak, konuşmak prim mi olur? Bizim Müslümanlar açısından hani biraz daha Müslümanlara karşı sorumsuzluğumuz mu olur? Birçok yerde konuşulması FETÖ'yü yüceltme mi olur gibi eleştiriler de var. Birçok yayın kuruluşunda sabah, öğlen, akşam, üç öğün hep FETÖ. Ama FETÖ denilen alçak örgüt yapılanması 50 yıllık bir birikim. Bu 50 yılı da bir 2 yıla sığdırmak da gerçekten zor. FETÖ'yü 1960'larda 58 yılında Kasım Güley'in yetiştirdiği, hatta Deniz Kuvvetleri'nde Esat Keşefoğlu'nun huzurunda bulup birlikte yetiştirdiği, Kestane Pazarı'na getirmesi, Ankara Konsolosluğu'nun Adana Konsolosluğu üzerinden istihbarat paylaşımları yapması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yavrusu olarak yetiştiğini 1958'lerden baz alarak gelelim. Ama her 10 yılda bir bu ülkede darbe olmuş. Her 10 yılda bu darbelerin hep bir FETÖ uşaklığı içerisinde hayatı geçmiş olanlar 3,5 yılda FETÖ'yü tespit edip uluslararası bir örgüt olduğunu ifade eden bir AK Parti'ye bütün sorumlulukları atmak. Şimdi Melek Çetinkaya'yı izlediniz. Oradan bakabiliriz. Kasım Gülek üzerinden bakalım. Kendi adıma söylüyorum, bu ülkenin bir vatandaşı olarak söylüyorum. FETÖ ile iş tutup onu yücelten, büyüten, dönemin o böyle çok da pirupak gösterilen bütün siyasetçilere lanet okuyorum. Ne diyorsun, buyurun. Öncelikle FETÖ konusu 50 yıllık bir dava dersek bence hata orada olur. Neden? Çünkü FETÖ, üstadın da söylediği gibi özellikle 1800'lerin ortalarından başlayıp başlayan Türkiye'deki Amerikan misyoner faaliyetlerinin bir parçasıdır. Aynen. Şimdi bunu sizle de çok görüştük. Ben FETÖ'nün bu denli bir böyle inanılmaz büyük bir örgüt falan olduğu konusunda yapılan konuşmalara karşıyım. FETÖ Amerika'da belirli grupların yüzyıllardır, 150 yıldır dünyanın birçok yerinde çok da basit bir şemayla yaptığı bir örgütlenmenin Türkiye'deki parçalarından biri. İlk de değil, tek de değil, son da olmayacak. Hiç kuşkusuz. Dolayısıyla FETÖ ile çok ciddi mücadele edilmesi lazım. Fakat FETÖ bunun bu kadar büyütülmesi bence davaya zarar verir. Çünkü zaten bu kadar büyük bir kuruluş falan değil. B, eğer hani FETÖ'yü bir sivrisinek olarak görürsek bizim işimiz bataklıkla olmalı. Sivrisinekleri öldürmekle değil. Yani bu Melek Çetinkaya, ben de ilk defa seyrettim, duymuştum. Bir ufak bir şey okumuştum gazetede ama ilk defa seyrettim. Hı hı. Yani bu tip karakterlere hani itibar edip etmemek ayrı bir konu. Bu tip karakterlerin neye ve neden hizmet ettiği de ayrı bir konu. Bunlar uzun uzun tartışılır. Şimdi 3-5 tane başlık üzerinden konuşayım. Çünkü benim her biri üzerinde saatlerce konuşabileceğim konular. Ne seyircilerimi sıkalım, ne programın gidişatını bozalım. Şimdi öncelikle FETÖ tarzı tüm yapılanmalar Türkiye'de çok ciddiyetle üzerine gidilmesi gereken organizmalar. Ben yıllardır söylüyorum, bence en üst makam olarak, belki de Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın makamına bağlı olarak bu tip yapılanmalarla özel olarak ilgilenmesi gereken bir koordinatif bir
ofisin bir kurumunda olması gereken bir yapı, tip yapılardan biri. Sadece FETÖ'den bahsetmiyorum. Şu anda son 4 yıldır, hatta son 6-7 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, bunu da çok saklamaya, gizlemeye gerek yok yani. Bu maalesef bu konudaki hükümet kanadındaki en büyük çaba tek başına Sayın Cumhurbaşkanı'na aittir. Evet, yardım edenler, asiste edenler, bu konuda en az Cumhurbaşkanı kadar hassas olan diğer kurumların başında bulunan devlet adamlarımız var. Yani Sayın İçişleri Bakanı'nı sayabiliriz. Diğer başka bakanları veya genel müdürleri, emniyetimizi, jandarmamızı, askerimizi sayabiliriz. Fakat kimse Sayın Cumhurbaşkanı kadar bu konuda ön plana çıkamadı nedense. Ama dediğim gibi bu koordinatif bir kurul, sadece FETÖ için değil, bu tip her türlü yapı için aslında şart. Ve bu konuda birazcık eksik kalıyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da devletimizin de FETÖ ile ilgili yaptığı bütün çabaları ve bütün hareketleri takdirle karşılıyorum. Hı hı. Ama şu anda ben bunun 1000 katını istiyorum. Bunun 1000 katı yapılırsa bu mücadelenin 10.000 katını isteyeceğim. 10.000 katı yapılırsa 100.000 katını isteyeceğim. Bunun sonu yok. Hı, sınırı yok. Sınırı yok. Çünkü ama bu... tam da bu arada bir araya gireyim mi? Bir izleyicimizin, evet, kendisi isparat elemanı olarak, ismini vermeyelim, FETÖ mağduru bir isparatçıyım diyor. Darbeye giden süreci 2013 yılında ilk defa raporlayan kişiyim diyor. FETÖ'ye karşı 18 yıl boyunca mücadele verdim. Akreditasyona tabi tutuldum. Oradaki kademe sistemi üzerinden herkes belli bir oranda, kimler nasıl ne şekilde ceza verilecekse, dışlanacaksa göz göre göre bize uygulandı. Ve dışlandık. Devletçi bir gelenek aklı olarak diyor, şu ana kadar halen görevimdeyim. Ama ne yazık ki halen o akreditasyonda gizli olan yapılar görevlerini sürdürüyorlar diyor, noktayı koyuyor. Bakın ben şimdi bir cümle söyleyeyim. Çok acı bir şey değil mi bu? Ben size acı, ben kendi şahsi tecrübemden yola çıkarak bir şey söyleyeyim. Şimdi bir cümle kuracağım. Hı hı. Ben bu cümleyi son 4 senede herhalde bir 40 defa kurmuşumdur. Geçen hafta itibariyle bile, hı hı, ana akım medyada televizyonlara çıkan, FETÖ'nün aleyhinde konuşan, hatta onunla da yetinmeyip FETÖ davalarında lehine mi aleyhine mi? Lehine konuşan, şu bugünden bahsediyorum. Hatta FETÖ davalarında şehitlerimiz ve gazilerimiz adına müdahil avukat olarak katılan, ama bunu ayrı konuşuruz, eğer sınırımız FETÖ ile ilgili sınırımız 17-25 ise, dibine kadar, sonuna kadar FETÖ'cü olan insanlar var. Ya ne demek ya hocam? Ya şimdi eğer sınırımız 17-25 ise, devletin sınırı öyle. 1 Ocak 2014 yani. MİT'lerin bunu ayrıyeten tartışırız. Evet. Bu dönemden, bu tarihten sonra ayıp, apayrı bir konu bu. Dibine kadar, hı-hı, sonuna kadar FETÖ'cü olan, hı-hı, ama bugün şehit ve gazileri savunuyor pozisyonunda olan avukatlar. Nedenli tehdit olduğunu gazete müthiş bir var. Tabii. Şimdi ben kimim? Benim istihbaratla bir alakam yok. Devletle hiçbir alakam yok. Hı-hı. Benim partiyle de bir alakam, herhangi bir partiyle de bir alakam yok. Şimdi bunu ben biliyorsam, ben sıradan vatandaşım. Niye acı dedim? Ben bunu en az 40 defa söyledim. Türkiye'de kaç tane savcı var bilmiyorum ama herhalde 1-2 binin üzerindedir. Beni daha bir tane savcı sorguya çağırmadı. Diyeceksiniz ki ya sen bir vatandaşla vatandaşsan, demin size sormuşlar ya hani, neden şikayet etmiyorsun? Benim elimde bir delil yok. Olsa anında şikayet ederim. Ama beni bir savcı çağırsa ve üzerine gitse bu işin, aleni olarak çok bir dakikada bulur. Şimdi burada şundan da kaçmak lazım. Maalesef Türkiye'de son 2-3 yılda birbirini FETÖ'cü diye itham eden ve buradan başka türlü çıkarsa bir sürü insanlar oldu. Çok. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama içeride halen içimizde, ya dedim bu daha geçen hafta bu tip bir insan halen televizyonda
FETÖ aleyhine atıp tutuyor. Göya. Yerseniz, yersek. O ayrı bir konu. Bakın ben... Ama daha tehlikeli bir yerden bahsediyorsunuz yani. Nerede? Böyle bir durumda devletin buraya kör ve sağır olması affedilir bir şey. Kör ve sağır, bakın ben... Yani öyle tehlikeli bir şey söylüyorsunuz ki bugün kalkıp FETÖ'nün tetikçiliğine ama kamufle olmuş, bugün şehit ve gazilerin avukatlığının içine sızıp da o davalara kadar bakabiliyorsa vay halimize demek lazım o zaman. Bir nebze öyle. Hı-hı. Peki ben size bir şey soracağım. Ben yani şahsen bu benim kendi görüşüm ve algım. Hı-hı. Halen devletin içinde veya devletin dışında. Hı-hı. Ya bir gün bir şey olur da bu FETÖ tekrar geri gelir de. Ya, halen umutla bekleyenler var. Umudu da bırakın. Sırf bu yüzden dolayı temkinli konuşanları görmüyor musunuz siz? Görüyoruz. Daha ne diyeyim? Peki. Bir şey söyleyeyim ondan sonra sözü daha fazla uzatmayayım. Ben hep bununla ilgili bir mutlaka bir üst kurul olması ısrarımda çok fazla demeç verdim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz Allah'a şükür bayağı bir yol aldık FETÖ ile mücadeleyle ilgili. Ancak FETÖ gibi, baş terörist Fethullah Gülen gibi özüne baktığınızda bilgisiz, yalancı, eğitimsiz, çok da zeki olmadığı artık aşikar olan bir isim bu yapılanmanın üzerine koyulduysa bu bir semboldür. Sembolik değeri olan bir örgütün başıyla Türkiye'den neden hala gizli veya yarı gizli bir sevgi, saygı, bir destek var diyorsanız bu tip örgütlerle semboller üzerinden de savaşmanız lazım. 4 yıl oldu. Bu devlet bir şekilde işte Akın İpek'i mi, işte ne bileyim başkasını mı, Ali'yi mi, Veli'yi mi, kimse bunun sembol değerleri, bunu, bu insanları adaletin bir şekilde pençesine alması lazım. Kolay bir şey değil. Ama Türkiye içerisindeki özellikle bu gizli veya yarı gizli desteğin en büyük sebeplerinden biri de bu. Çünkü FETÖ'ye karşı sembolik bir takım hedefler kazanılamadı. Ben yine söylüyorum, devletin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığına müthiş müteşekkirim ve ben öyle hiçbir şey yapılmıyor falan diyenlerden değilim. Çok ciddi işler yapıldı ama bana hiçbir zaman yetmeyecek. O ayrı bir konu, benim şahsi konum. Dediğim gibi FETÖ ile ilgili her başlıkla 2-3 saat konuşabilirim. Benim yaklaşık 90'dan beri, 91'den beri benim düşmanım olan bir örgüt bu şahsen. Ben de onların düşmanım, çok da umurumda değil. Yani tanıdım, 3 ay sonra düşmanlar oldum. Ben, onlar da benim düşmanım oldu, bu kadar. Dolayısıyla daha fazlası ve daha fazlası lazım. Bir de bu konuda samimiyet lazım. Peki bir örneğin birçok yayın kuruluşunda tartışması vesaire. Biz fazla abartıyor muyuz cevabını verdiniz ama çok haksızlık yapıyor muyuz? Vicdanlara karşı evet fazla ön yargılı mı davranıyoruz FETÖ ile ilgili? Bu hanımefendinin söylediği lafın üzerinden gideyim. Hı hı. Eğer bu hanımefendinin çocuğu, ki zannediyorum, yanlışsam düzeltin, son 20-25 yıllık süreçte bu haksız yere, özellikle askeri okullardan üzerinden, örneği üzerinden gidelim, haksız yere buraya girenler aşağı yukarı tespit edildi. Hı hı. Değil mi? Soru çalan, haksız yere yerleştirilen. Ne oldu aşağı yukarı? İşte komşuluk ilişkileri üzerinden referans alan. Ya işte komşuluk ilişkileri, yani kenara bakalım. Hı-hı. Bu örnek üzerinden gidiyorum. Eğer hakikaten böyle bir durumu olmadan, bu örgütle herhangi bir ilişkisi olmadan askeri liselere, askeri okullara girmiş, hı-hı, ve oradan bu döneme denk geldiği için atılmış çocuklarımız varsa, onların anneleri için doğru bir laf. Ben o çocuğumu devlete emanet ettim. Ama onlardan biri değilse yanlış bir laf. Haksızlık ediyor muyuz? Ettiğimiz de var, etmediğimiz de. Ama bak burada başka bir şey var Onur Bey. Bir hanımefendi diyor ki benim 2 oğlum vardı. Onların okullarına gönderiyordum. 17-25 olayından sonra Sayın Cumhurbaşkanı, yani Başkan Erdoğan'ın bunlarla kesin mesafeyi koyduğu dakikadan itibaren bir vatandaşlık olarak sorumluluğum gereği, devletime ve milletime karşı sorumluluğum gereği
ben Başkan Erdoğan'ı dinledim ve bu alçakların yurtlarına ve okullarına bir daha çocuğumu göndermedim. Neden, madem öyle bir durum varsa, 17-25 biliyorsunuz 2016, evet, o sürecin içerisinde bu gibi durumlarda o pirupak gözüken anneler, melek gibi anneler çocuklarına mesafe koymadılar, örgütlerin aralarına mesafe koymadılar. Muhakkak hesaplı zamanı ayırmak lazım. Ben bu hanımefendi üzerinden bir şey yapmadım. Sadece o dönemde hakikaten suçsuz olduğu, suçsuz olup da bunun mağdur olan insanlarımız var. Ama bu %1'dir, %5'tir, %15'tir. Onu devlet bilir. ve bunları da temizlemek şimdi bile olsa devletin asli görevlerinden biri olmalı. Çünkü bu devlet her vatandaşına eşit mesafede yaklaşır. O tip durumda olanların da zannediyorum çok önemli bir bölümü Onur Bey. Yani burada şimdi, bazı muhterislerin mesela bu durumu fırsat bilerek hiç suçu günahı olmayan, önünde makamı mevkisi konusunda önünde engel gibi gördüğü insanları suçlaması sonucu bir takım muhterislerin oluşturduğu bir tablodur. Onların da bu konuda çok büyük veballeri var. Yani tabii. Bu işi bulandıran en pis yer burası, yani onu söylememiz lazım. Tırnak için söylüyorum. Masum mağdurların da en çok, daha doğrusu tek propagandası yapan da FETÖ'cülerin kendileri. Evet. Bunları organize, bunları görüp çıkarıp maalesef bu konularda bizden daha çok yol alıp özellikle algı operasyonlarında devlete karşı bir alet olarak kullanıyorlar. Maalesef. Yani dediğim gibi anlaşılır. Bu örgüt değil ama bu tip örgütlerle çok daha organize, çok daha koordinasyonu olan bir ekip üzerinden, bir yapı üzerinden gitmek bizim âli menfaatimize. FETÖ Amerika'nın Türkiye'de oynadığı ilk oyun değil. Son oyunda olmayacak. Ve FETÖ Amerika bunu sadece Türkiye'de de oynamıyor. Amerika her yerde oynuyor. Genel tavır. Olayın bu boyutu üstünde durumumuz aslında daha gerçekçi olur. Yani, bakın bir de NATO. Tabii Can Bey hiç konuşmadı. Kusura bakmasın. Yani belki buraya şu notu düşmek açısından belki yeri geçiyor bazen de orada çok fazla bir şey konuşamamış olmuyoruz zaman geçmesin diye. Şimdi mesela hani bir ezoterik bir de egzoterik kavramı var. Şimdi burada siz az önce ifade ettiğiniz gibi siz FETÖ ile mücadelede, onunla mücadele ederken onun ezoterik yapısını, o semiyolojik, sembiyolojik ya da ne bileyim o kendine ait oluşturduğu o dili, o diskuru yakalamış insanlarla ancak o yapıyı çözebilirsiniz. Yani böyle insanları bizim yetiştirip bir şekilde o Cumhurbaşkanımızın o baş danışmanında ben bunu gördüm. Yani ve devletin bu koridorlarda yürüdüğünden bahsetti. İnşallah biz FETÖ'ye egzoterik dili bırakıp ona dışarıdan bakan, hiçbir şekilde onu anlamayan ve ona yabancı bir dille konuşmayı bırakıp o ezoterik dili kavrayabilen insanlarla o koridorlarda inşallah dolaşabilirsek o zaman belki mücadelemiz de kolaylaşacak diye düşünüyorum. Peki. Yani. Sembolde bir laf sorarsın. Estağfurullah. Can Bey'e bırakayım. Onun hakkını çok yemeyeyim. Ben açık açık söyleyeyim. Semboller üzerinden savaşmak bu tip yerlerde çok önemlidir. Semboller üzerinden savaşıyoruz, savaşmamız lazım derken hiçbir suçu olmasa da, hiçbir alakası olmasa da FETÖ'nün iki numarası dediğiniz şahsın kardeşini büyükelçi olarak atarsanız iki numarası değil de şeyde öyle, devlet kayıtlarında öyle bildiğim kadarıyla iddianamede. Yani FETÖ'nün diyorum darbenin yani darbe denemesinin diyorsanız 15 Temmuz darbe tamam, 15 Temmuz hareketin 2 numarası olarak ben geçiyor FETÖ burada. Genel olarak halen bile sıkıntısı olan Fettah Tamince'nin, yine bakın her iki şahıs için söylüyorum, hiçbir suçları olmayabilir. Ve tamamıyla burada ona haksızlık. Ama MIT'in özellikle ben şu son personel kayıtları üzerinden emniyet istihbarat birimlerine veya silahlı kuvvetlere, jandarmaya bir personel alınırken aileden FETÖ'cü olup olmadığına dair bakılıyor. Evet. Herhangi biri varsa hiçbir şekilde onaylanmıyor. Şüphe doğru mu? Olsa. O zaman büyükelçi evet. O beyefendi Fettah Bey'in de işte turizm ajansının imzası atanması. Bunları yaparsanız kamuoyunda çok ciddi tepki var. Tepkiyi boş verin. İşte o zaman bu FETÖ severlere, FETÖ destekçilerine, yarı veya gizli destekçilerine de büyük çapta yangına bol bol kuru odun atıyor. Hocam birisi söylemiş, Allah'tan korkun, vicdanlı olun,
İftira etmeyin diyor. Allah sizden bunların hesabını soracak. Askeri öğrenciler FETÖ'cü hain olarak da görüyorsanız o gecede benim oğlum ve arkadaşlarım da halkıyla kucaklaştı. Halkına zerre kadar zarar vermedi. Böyle cevap gönderenler de var. Ne diyeceksiniz buna? Ya bakın ben ne dedim? Bunların çok sıkı elekten geçip bugün bile olsa geç değil. Mutlaka saplasamanın ayrılması lazım ancak ve ancak. Ya şu tabii ki çok acı bir şey. Hepimiz acı çektik. Hı hı. Maalesef bu tip durumlarda insanın içi hiç istemiyor. İnsanın kurunun yanında yaşanma. Yaş yanacak. Yapacak bir şey yok. Tarihteki bütün darbelerde bu böyle olmuş. Yapacak. Dünyanın her yerinde böyle. Ve şöyle keşke şey olmasa ama oluyor işte. Bakın dikkat edin. En ufak bir şüphe bile olsa tekrar kritik görevlere getirilmemesi konusunda, hatta hiç şüphe olmasa bile neredeyse bir karışıklık olur. Kritik görevlere getirilmemesi konusunda bir konsensus var. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Biz ülke olarak hepimiz bu işten ciddi hasar gördük. Ve maalesef bir takım vatandaşlarımız, bazı vatandaşlarımız bazılarımızdan çok daha fazla zarar görüyor. İnsan ister ki bir kişi bile zarar görmesin. Zararı minimize edelim ama bir de işin realitesi var. Her ne kadar minimize etmek bizim asli görevimiz olsa da muhakkak ve muhakkak bir takım kuru yaşla birlikte yandı maalesef. İnşallah bir daha olmaz. Peki. Ama yine de geri dönmenin, bunları da kurtarmanın mümkün mertebe yolları var. Oralara konsantre olmak lazım. Bu arada sevgili yönetmenimden rica edeceğim, bu derin darbenin piyonlarını ona bir ekrana verirseniz sevinirim. Bazı izleyicilerimiz diyor ki nasıl olur da o günkü şartlarda darbeyi yazdığınız uyarmanıza rağmen silahlı kuvvetler size böyle bir şey yapabildi diye. Evet, dönemin bütün komuta kademesine baktığınız zaman sanıyorum birkaç kişi hariç, genelkurmay başkanı hariç, emir subaylarından tutun altı nesil tu generallerine kadar herkes FETÖ'cüydü. Dolayısıyla ben Halime şükrediyorum ki, Allah'a dua ediyorum ki bizim hakkımızda en kötü kararı da alabilirlerdi. Ben belki almışlardı. Nasıl, asıl soru nasıl oldu da siz ondan sonra ayakta kaldınız? Yani biraz da oraya bakmak lazım. Sevgili yönetmenimden, evet şu an ekranlarda gözüküyor. Değerli izleyiciler, bu yazım 29 Mart 2016. Bu yazıyı yazdığımda derin darbenin piyonlarını ve Fethullah terör örgütünün Türkiye'deki darbe planlamasını yaptığını ve darbe yapacağının tam özetini yazdım. Ama yazdıktan hemen ertesi gün 30 Mart sabahı Genelkurmay benim hakkımda hem basın bildirisi yayınladı, hem kınama hem soruşturma açmıştı. Dönemin jandarma komutanlığı içerisinde de gidip görüştüğümde yıllar sonra karşıma çıktılar. Dediler ki Sabri Bey, sonra devletin istihbarat birimleri üzerinden Allah'tan ki vatansever ve bu ülkenin evlatları varmış. Sizden ilgili gizli yazışmaları biz MİT'e ilgili birimlere bildirdik. Koruma listesinden olduğundan dolayı oradan yırtmıştın diye bu konuyu da benimle böyle paylaştılar. Peki. Hocam bir not mu söyleyecektin? Söyleyecektim ama ben Can Bey... Yok, söyleyeceğim. Ben uzun uzun vereceğim onun için. Yani bunu sadece siz değil, değerli birkaç medyada arkadaşlar belli şeyler söylediler. Hatta yani bir tanesi çok iddialı söyledi. Rasim Ozan Kütahyalı dedi ki F-16 pilotlarının dedi %50'si FETÖ'cü dedi. %80'i diyenler var. Yok, şimdi o %50'si dedi tutuklanıyordu neredeyse. Yani Rasim neredeyse tutuklanıyordu. Yani son anda tutuklanmaktan kurtuldu. Sen nasıl böyle bir iftira atarsın diye ki Genelkurmay'da en büyük darbeyi yemiş. Yani o 15 Temmuz 16'ya bağlayan gece en çok sıkıntı çekmiş. Hocam bazı milletvekilleri ve bazı hadsizler diyeceğim, özür diliyorum. Beni aradılar, tehdit ettiler. Dediler ki sen böyle bir saygısızlığı nasıl yaparsın? Ya tutukluyorlar da yani. Fakat 190'a çıktı. %50'si değil. Çok teşekkür ederim. Şimdi Can genç bir arkadaşımız. Aynı zamanda İstanbul Ekonomi Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Can Bey'in şu FETÖ terör örgütünün bu ülkeye verdiği zarar biraz ekonomik boyutu üzerinden bakalım. Sizin ilgi alanınız. Müsaade ederseniz önce esas alanımız kamuoyu araştırmaları olduğu için aslında buyurun. Burada birçok kamuoyunun algısını ilgilendiren konular konuştuk. Hı hı. Biraz onlara buyurun, ben değinmek notlarınızı istiyorum. Almışsınızdır muhtemelen. Tabii, zaten hocam. Şimdi İsmail Bey önemli bir şey söyledi. Dedi ki 17-25'ten uzaklaştıkça dedi toplumda bunun algısı zayıflıyor dedi. Şimdi buradaki algıdaki zayıflamanın tek sebebi ama aradaki geçen zaman değil. Şimdi bakın biz her ay Türkiye çapında 2 tane 1500 kişilik anket yapıyoruz. Hı hı. Haziran ayı ortasında yaptığımız araştırmada şunu sorduk. Dedik ki sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? İlk 15 sayılan sorunun arasında bir tane bile FETÖ çıkmadı. Şimdi bakın bu çok önemli bir tespit.
Yani bugün Türk milletinin algısında FETÖ önemli bir tehdit olarak gözükmüyor. Çünkü operasyonel kabiliyeti kırıldı. Yani devlet kırdı onu. Ama şimdi bütün gece oraya da geleceğim ama işin başka bir boyutu da var. Bütün gece ne konuşuyoruz ama tehdidin çok daha kripto bir şekilde devam ettiğini ve de aslında tehdidin evet operasyonel gücü kalmasa bile kripto olarak çok kritik yerlerde gündemden hiç düşmediği halde. Ya bu bir ihanet şebekesi. İhanet uyumaz zaten. Doğru zamanı bekler. Şimdi buradan neye getireceğim? Aslında ayrı ayrı konuştuk. Şimdi burada bir şu milletin bu işle mücadeleye olan inancının ben zayıfladığını görüyorum. Bunun iki tane temel sebebi neye var. Neye inancı zayıf? FETÖ ile olan mücadeleye olan inancı zayıf. Zayıfladığını söylüyor. O yüzden tehdit olarak görmüyor. Yani gündemden, Onur Bey'in bahsettiği, verdiği örnek üzerinden mi? Onun da etkisi var. Şunu söylemek istiyorum. Onur Bey'in dediği şu. Yani bir takım, ki oradaki şeyinize katılırım. Yani bir takım ters giden işleri, tabii ki çok böyle yüksek sesle duyurarak, sanki bütün FETÖ ile mücadele şeyi içerisinde çok büyük haksızlıklar yapılıyor. İşte çok büyük kanunsuzluklar yapılıyormuş gibi bir hava oluşturuldu. Şimdi bu doğru, bu tespitinize katılıyorum. Ama öte yandan bu havayı gidermek için de gerekli adımların atılmadığını. Kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden devletin ve hükümetin bu anlamda yeterli bir mücadele ve bilgilendirmesi yaptığına inanıyor musunuz? Bilmiyorum açıkçası ama öyle platformlar değildir bunun yeri. Nedir? Bunu yapacak kişi çünkü örneğin yani... benim rahatsız olduğum bir husus var. Özür diliyorum, bir araya gireceğim. Evet, 4 yıl oldu. 4 yılı geride bıraktık. 251 şehit, binlerce gazi. Şimdi Allah rahmet eylesin hepsine, özellikle gazilerimize de Allah'tan şifa, sağlık ve afiyet dilerim hayatlarında. Önemli bir husus var. Bu sürecin içerisinde öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki dikkat ettiniz mi bilmiyorum, FETÖ terör örgütü elebaşı olan Fethullah Gülen denilen zat öyle bir noktada neredeyse gündemde hiç yok, sadece tartışma üzerinde. Yani bunun kirli hayatını belgesel, bütün o geçmişin kirli yapı dönemlerini böyle tek tek ifşa edip bir şeyler yapılması gerekiyor. 15 Temmuz sonrası evet hemen patır gütür her basın platformu dile getirdi ama üstünü örttük ondan sonra. Şimdi ne tam oluyor? Da aslında bir önceki turda sorduğunuz şu soru vardı. Acaba bizler çok konuşarak bunu gündemde tutarak yani acaba yanlış bir şey mi ama yapıyoruz? Ama ne kadar aşağılık bir örgüt olduğunun deşifre edilmesi gerekmez bunun mi? Bunun konuşulması lazım ama yanlış konuşulduğunu i̇şte düşünüyorum. Aynen böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir bu. Şimdi Anadolu'da bir olay oluyor. Adam adi bir suçtan dolayı tutuklanıyor. Diyor ki bu diyor FETÖ kumpası bana diyor. Adam hırsızlık ya, dolandırıcılık yapmış. Ama her şeyde var. Yani torbacı yakalanıyor. Bir yere bağlayacağım ama. Torbacı yakalanıyor da FETÖ. Kardeşim dolandırıcılık şey yapmışsın diyor. İşte suçlusun. Bunun FETÖ ile ne alakası var? Ama şimdi iş öyle bir boyuta geldi ki bazı çok böyle ön plana çıkan örnekler üzerinden. O adam dolandırıcılık yapmış. Suçlu tutuklanıyor. Diyor ki bu bana diyor FETÖ kumpası diyor. İşte polisi, oradan Siyonistleri bağlıyor. Oradan bilmem neyi bağlıyor. Bir memur arkadaşın bir sıkıntısı oldu. Dile getirdi. Dedik ya Sabri Bey bıktık dedi artık. Adama kemer takma cezası yazacağız. Takmama cezası üzerinden sen FETÖ'cüsün diyor. Bana ceza yazıyorsun. Yani şimdi bunun yani toplum yani şey ihlal var ama yok. Ceza yazınca onu da FETÖ'cü yapıyor. Şimdi ya, toplumun bu mantaliteye neden geldiğini iyi anlamak lazım. Hı-hı. Birincisi evet haksızlıklar yapıldı mı bu süreçte? Yapıldı. Hı-hı. Önlenebilir miydi? Muhtemelen önlenemezdi. Çok büyük bir travma yaşandı. Muhtemelen önlenemezdi ama artık bugün geldiğimiz aşamada bazı hakları teslim etmek lazım. Yani beraat edenler var, hala bazı haklarını geri alamayanlar var. Ve bakın burada tartışırken şunu tartışıyoruz ve %100 katılıyorum. Devlet makamlarına gelecek kişilerin hiçbir şekilde bu örgütle ucundan geçme, teğet geçme, yolda karşılaşma hiçbir alakası olmaması lazım. Bu kabul. Ama hiç ama kendisinin, yakınlarının değil. Birincisi yani onu... Suçun şahsiliği... Birincisi onu diyecektim. Birincisi onu diyecektim. Suçun şahsiliği, estağfurullah, suçun şahsiliği. Ama iş öyle bir hale geldi ki artık sosyal hayatta da bu bir kural haline geldi. Şimdi şöyle olaylar yaşanıyor. Duyduk artık yaşanmıyor da olayların en sıcak olduğu zamanlarda adam KYK ile alınmış... Süreç devam ediyor. Çocuklarını okula kaydettiremiyor mesela.
Şimdi bunlar genel geçer olay... Normal okula kaydettiremiyor. Çünkü orada bir müdür şey yapıyor. Kraldan çok kralcılık yapıyor. İşgüzarlık yapıyor. Benim başım belaya, böyle örnekler duyuldu. Çocuğunu bir defa okula kaydettirmek zorunda yani. Ama yasal bakın, zorunluluk. Yasal zorunluluk da böyle olaylar yaşadık. Böyle olaylar duyduk. Benim de çevrem. Özel okulsa diyeceğim bir şey yok. Yok, özel okul değil. Bu, birebir bu örneği vermemin sebebi devlet okulunu bilmem. PKK'ların ama... çocuğu da olsa... Veya işte 1000 kişinin katili olan bir seri katilin çocuğu da olsa o çocuğu okula almıyorum diyemez hiç kimse. Ama böyle örnekler oldu ve böyle örneklerin üzerine bence doğru bir şekilde gidilmediği için buradan da bu ihanet şebekesi bu örnekleri büyüttü, 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 çoğalttı. Sanki bütün süreç bir cadı avı ve şeye döndürüldü. Ve bugün geldiğimiz şeyde, bugün geldiğimiz aşamada toplumda maalesef böyle bir algı var ve toplumda FETÖ'nün teşkil etmiş olduğu tehdit artık eskisi gibi değil ve maalesef bu sadece geçen zamanla alakalı. Yani işin soğuma... Bir merhamet istismarı var ciddi bir şekilde. Tabii işin ama sadece geçen zamandan dolayı soğumasıyla alakalı bir şey değil. Tabii ki. Şimdi bu işin millet tarafı ve bence buradaki Onur Bey'in dediğine orada çok katılıyorum. Böyle ihanet şebekeleri bitmez. FETÖ biter, METÖ çıkar. Tabii ki. O gider, başka biri gider. Ama şunu yaparsak biz bunlarla ileride de mücadele edemeyiz. Eğer toplumda bunlarla hakkaniyetli bir şekilde mücadele edildiği ve de samimiyetle üzerine gidildiği ve de burada hakikaten bu işten temizlemek için bir şeyler yapıldığı algısı oturmazsa FETÖ gittikten sonra, METÖ geldikten sonra uğraşırken yine bakın aynı döngüleri yaşarız. Tarih tekerrür eder, yine zaman kaybederiz, yine sıkıntılar yaşarız. Şimdi bu işin bir kamuoyu algısı tarafı. Şimdi de işin muhalefet tarafıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir milat çizildi. Siz 1 Ocak 2014 dediniz. Yani bunu çizen, söyleyen ben değilim. Yani Milli Güvenlik Strateji Belgesi de bu açıklanıyor. Tarih veriliyor yani. 17-25 aradan hemen sonrası işte birkaç gün sonra MİT tırları çevrildi Adana ve İskenderun'da. 1 Ocak 2014. Böyle bir milat konmuş devlet. Kabul. Şimdi muhalefetin dediği çok basit bir laf var ve bakın burada tekrar toplum algısına işi bağlayacağım ve orada iş tıkanıyor. Şimdi çocuğunu dershaneye verdin gittin. Hı hı. Kredi aldın gittin. Gazeteyi aldın gittin. Ya 2014'ten bu yana hiçbir tek tane siyasetçi, bakın bir tane aktif siyasette olan insanın, parti, bakın parti söylemiyorum, bir tane siyasetçi FETÖ'den suçlu değil midir? Girdi canım. Ama bakın şu an aktif siyasetten bahsediyorum. Aktif siyaset, belediye başkanı girdi. Ama bakın çok şey yani biraz şey bir örnekten bahsediyorum. Kamuoyunu yani biraz marjinal bir rahatlatacak marjinal bir gerekçe. Ama yani bakın FETÖ'cü siyasetçi olmaz ki zaten. Nasıl olmaz? Şimdi olmaz olur mu? FETÖ'yü tanıyorsak bakın Fethullahçılar hiçbir zaman siyasette aktif olarak rol almayı tercih etmemişlerdir örgüt olarak. O biraz daha eski dönemin karakteri. Son zamanlarda. En güçlü hissettiği yerde artık bakın, zaten şey oradan çıkmadı mı yani? Hani olarak, kırılmanın en derinleştiği yerlerden bir tanesi artık siyasete de. Almadı Sayın Erdoğan, kavga oradan koptu. 2011'de 140-150 kişilik bir liste verildi. 2011-22 Haziran seçimlerine giderken. Hı hı. Onları Sayın Erdoğan kahir ekseriyette reddetti. İşte Hakan Şükür, İdris Bal, ondan sonra İlhan İşbilen gibi 3-5 tane FETÖ'cüyü şey yaptı. Onlar da 17-25 Aralık sürecinde İlhan İşbilen hariç hepsi istifa etti. Hakan Şükür'ü hatırlayın. Hı hı. 16 Aralık'ta istifa etti. 17'sinin sabahı. İdris Bal. İdris Naim Şahin vesaire. İdris Naim Şahin FETÖ'cü. Yani Türk, şöyle şakirt manasına bir FETÖ'cü değildir. FETÖ kullanmış olabilir ama İdris Naim Şahin. Ama en çok iddialardan biri de şu. İçişleri Bakanı iken mülkiye başfetişli döneminden bile dayı arkadaşlar oldu. Valiler kararnamesinde, kaymakamlar kararnamesinden doğrudan İdris Bey'in her şeyden bilgisi var değil. Doğrudur, kullanılmıştır. Ben yani, şey olarak hani, ama şakirt manasına, şöyle bir şey öz FETÖ'cü manasına dedim. Şurada ya, onu şöyle bir şey diyemeyiz yani. Ben o açıyı kendine göremem. Şahsa özellikle çok özür dilerim Can Bey. Size göre o dönemde sadece 3 tane FETÖ'cü mü var Türk siyasetinde? Bakın millet, AK Parti milletvekilinden bahsediyorum. Ben AK Parti milletvekilinden bahsediyorum. Ben AK Parti için söylüyorum. Diğerlerine, AK Parti 3 tane sadece. Bilemedim 5'tir 6'dır onu bulmaz. Yap bakın. Onlar hepsi yedir. Şimdi siz kalkıp da. Peki. Yani 180'den daha Bayloko olan AK Parti milletvekili var derseniz Kılıçdaroğlu'nun durumuna düşersin. Mustafa Bey. Bakın öyle bir şey demedim zaten. Ben düşmem de. Derseniz diyorum.
3-5 tane var diyorsunuz. O kadardır. O kadar. O da 17-25 istifa etmişti. Peki. Birkaç ay sonra da ilan işbirliğinden istifa bakın, etmişti. Bakın ben bir izleyicimizin bir iddiası olarak bu önemli bir nottur. Oradan bunu okumak istiyorum. İzleyicilerimizden de paylaşılması önemlidir. FETÖ yapılanması. Samanyolu TV'de Genel Müdür Yardımcısı Faruk İlk Bordurludur diyor. Yani Burdurludur. Yurt dışına çıkar, kaçırıldı. Kardeşi İsmail İlk FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza aldı diyor. Niğde Bor'da kaymakamın asayiş toplantısına başkanlık ediyordu. Milletvekillerini, belediye başkanlarını İsmail İlk belirler. Niğde'de Bor AK Parti'yi bu kişiler bitirdi diyor. FETÖ'cüler hakim olan Malatyalı hakim eşi savcı Mehmet Mutlu Niğde Bor'da. Yani hırsızlıkta, tecavüzlükte vesairesi şuyu buyu. Meyhane masalarında diyor rakı ile birlikte diyor kararlarını veren kişiydi. Bu savcıyı terfi ettiren kişi de Sadullah Ergin'dir diyor. Şimdi hadi bakalım gelin bakın nasıl bir mantık. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bu arada ben A partisi, B partisi demiyorum. Ben siyaset... Ben hani en çok siyaset olması muhtemel kim söylüyorum. Bekleniyor? Hani AK Parti kim? AK Parti de yol yürüyor. AK Parti de olması tabii, bekleniyor tabii. Ama ben daha fazla ismi CHP'den de şimdi verebilirim. Çıkıyor da bir kısmı tutuklanıyor. Ya bir de bu milletvekili olarak söyledim. Bakın belediye başkanı demedim, ilçe başkanı demedim, bürokrat demedim. Yani milletvekili olarak söylüyorum. Ya, benim demeye AK Parti o yüzden ayakta zaten. Benim demeye çalıştığım şey şu. Bakın topluma şunu anlatamazsınız ve zaten anlatılamıyor da. Çok açık söyleyeyim. Hayır. Çok daha basit şeyler gerekçe gösterilerek kanıtlar, hatta bazen kanıt bile değil, bir takım ihbarlar, zamanında jurnal diyebileceğimiz şeylerle insanlar hakkında hapse girenler oldu. İşlerinden el çektirenler oldu. Sonra bir kısmı aklanmıştır. Bu arada çok önemli bir husus. Arada bir giriyorum. Lütfen kusura bakmayın. Sevgili yönetmenimden az önce Mustafa Bey benimle paylaşmıştı. CNN Türk'te Mehmet Metiner'in konuştuğu sırada Süleyman Soylu bağlandı. Mehmet Metiner'i azarladı. Ve tartışmanın olduğunu Sayın Mehmet Metiner'in de İçişleri Bakanı'nda halen FETÖ'cüler mi var dedi. Soylu da TV'ye çıkıp Mehmet Metiner'i çocuk gibi azarladı. Evet, böyle bir tartışma olmuş. Arkadaşım. Bu tartışmanın içerisinde sevgili yönetmenimden o tartışmanın içerisinde kayıtlar varsa sosyal medya üzerinden onu bir çekebilirsek sevinirim. Bir beterisinde izleyicilerimizden paylaşalım. Tartışma nedir? Onu da hep birlikte bir bakalım. Anlaşılıyor ki FETÖ üzerinden daha çok konuşulacak. Tabii demek ki öyle kolay biten bir süreç değil. Evet Can Bey, son tamamlayayım ben müsaade ederseniz. Hakkınızı aradın ya. Siz çok... Ya estağfurullah, istifade ediyorum yani sizin katkılarınızdan. Teşekkür ederim. Şu, topluma şunu inandırmak gerçekten çok zor ve inandırılamıyor. Bakın gerçekten araştırma sonuçlarımız bunu gösteriyor. İşte bir jurnalle, bir ihbarla işinden el çektirenler, hapse girenler, aklanıyordur, aklanmıyordur ayrı bir şey. Bütün bunlar çok daha basit şeyler kanıt gösterilirken insanların boy boy fotoğrafları var. Bakın her fotoğrafı olanın şeyi de demiyorum. Suçludur, suçsuzdur da demiyorum ama toplum algısında bunu anlatmak gerçekten Bey, çok belli. Zor. Tarih belli. Bakın tarih belli ama bir tane adam bulamazsınız bakın. Türkiye'de şu anda medyada, siyasette bulamaz mısınız yani şey yapan? Bakın ucundan, kenarından bak, Doğu ve Güneydoğu'da Sabri Bey o bölgenin insanıdır. Çok daha iyi bilir bizden. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Kürt vatandaşlarımızın köylerinde, kasabalarında PKK'ya bir şekilde bulaşmamış, istemeden haraç vermemiş daha terörist, onlar gerilla diyor, terörist ve gerilla vermemiş bir şekilde istemeden ve isteyerek yardım yataklık yapmamış bir aile bulmak çok zordur. Ya, dindar kişiyle de demişti ama ben yöneticilerden bahsediyorum burada. Ya ben siyasetten bak, bahsediyorum. Yönetime bir şey değil. Ben değil mi milletvekili? Siyasetin bu kadar bu işten muaf kalma görüntüsü İnanın bu işle mücadeleye en büyük zararı veren olaydır. Çünkü mümkün değil ya, her yerde var. Yani kenarda köşede kalmış bir hemşeri derneğinde bile
FETÖ gitmiş orada örgütlenmeye çalışmış. Yani bir organizasyon olan hiçbir yeri boş bırakmamış adamlar. Ya hiç tanımazsınız. FETÖ dediğiniz mezra, köy, ilçe, belde, kasaba hepsinde zaten örgütleniyor. Örgütleniyor yani Bimlemli köyünün dayanışma derneği, hemşeri derneğinde bir adam. Siyasette onlar nasıl görüyor biliyor musunuz? Örgütlenmiş. Biliyorsunuz ondan... Ama siyasette hiçbir şey yok. Bu gerçekten yani maddenin doğasına aykırı bir durumdan bahsediyoruz burada. Hayır, bakın siyasetten kastımız meclisteki milletvekili ise... Bir kısmı meclisteki milletvekili, bir kısmı belediye başkanı. İki elin parmaklarını geçmez diyorum. Bir kısmı parti örgütleri. Onlar siyaseti küçümseyen ve yani Bediüzzaman'ın rahmetli Said Nursi'nin bir meşhur bir sözü var. Eûzü billahi mineşşeytani ve siyaseyi kendilerine rehber edinip biz siyasetle ilgili olmayacağız. Hatta ben birçok tanıdığım Fethullahçı bana derdi ki biz siyasetçi değil veya bir makam sahibi değil, o makamın danıştığı, o makamı elinde tutan, ona akıl veren ve onu yönlendiren olmak istiyoruz diyordu. Hani şimdi dünya yöneten güçler var değil mi? Bunu hepimiz kabul ederiz. Belli küresel ailelerin, isim vermeyelim şimdi. Belli küresel aileler vardır ve dünyayı yöneten çok büyük bu tröstler, karteller bellidir. Peki bunları hiç önde görür müsünüz? Yani en önlerde görebilir misiniz hiç? Hep perde gerisindedirler. Fethullahçılık da, İsmail Hocam bunu çok daha iyi bilir. Onur Hocam da daha iyi bilir. Belki bu konuda en zayıfınız benimdir. Ama Fethullahçılık bir İlluminati örgütlenmesi gibidir. Yani bir Yahudi örgütlenmesi gibidir. Ve hep perde gerisinde kalır. Yani Fethullahçılar AK Parti'de, CHP'de önde milletvekili tutmazlar. Arkada danışanı tutarlar. Bakın CHP'nin kaç tane danışmanı ve İYİ Parti'nin danışmanı FETÖ'den hapiste. AK Parti'de var mı hiç danışman hapiste? CHP'den bir tane biliyorum. Ya birkaç kişi gitti. Yok, CHP'den benim bildiğim kadarıyla 3 tanesi danışman. Geri bir anda kalır yani FETÖ'cüler milletvekili olmaz, belediye başkanı olmaz. Dediğinize katılayım bir saniyeliğine. Şunu soruyorum. O zaman mesela siz demin bir şey söylediniz. 3'tür en fazla 5'tir milletvekili. 10 olsun yani. Hayır, katiyen katılamayacağım bir durum da o. Şunu soracağım size. Kaç diyorsunuz? 180 mi diyorsunuz? Ben öyle bir şey demiyorum ya. Ama 180 diyor o yüzden. Ya onu Kılıçdaroğlu'na sorun. Ben Kılıçdaroğlu'nun... Ne kadar? Siz de bir şey söyleyin ya. Şimdi bir şey olmaz dediğiniz zaman olurun da yaklaşık 50 ile 100 arası diyeyim mesela. Ben size başka bir şey soracağım. O yani şimdi ikimizin elinde rakamlar olmadığı için ikimizin de tabiri caizse sallaması olacak. Ben size başka bir şey soracağım. Bir saniye size katılayım ve şu soruyu sorayım. O zaman tamam diyelim ki sizin dediğiniz gibi iddia ettiğiniz gibi mecliste en fazla 5 tane milletvekili AK Partili AK Partili milletvekili FETÖ'cüydü. Fakat, organik FETÖ'cü olmak organik FETÖ. Evet. Onlar da belliydi. Bir dakika. İnorganik FETÖ'cülere geleyim. Yani kendisi FETÖ'cü olmayan ama FETÖ teşkilat tarafından kontrol edilen, danışılan da X sayıda milletvekili vardı diyelim. Bu kafayla Sayın Cumhurbaşkanımız bile aynı şekilde almanız lazım. Hayır. Bir tane de adam bırakamazsınız. Hayır, öyle değil. Dersiniz ki ne istediler de vermedik. Şimdi öyle değil, İYİ Partiler CHP'liler. Bu manada bakın bu bir FETÖ taktiğidir. FETÖ'nün kullandığı veya FETÖ'nün kandırdığı. Orada ne demek siz istiyor? Siz beni sorma. Ben yani soruyu ben soracağım. Siz soruyu da tamam, kendinize Onur Bey bir sorsun bakayım. O zaman size göre bu kontrol edilenlerle FETÖ örgütüne yardım, yataklık yapanlarla direkt FETÖ örgütünün elimizde organik FETÖ olanlar arasında bir fark mı var? Onu mu demek istiyorsunuz? Tabii ki var. Peki. Yani organikten inorganik tamam, ben demin konuşulan konudan bir ufak bir özet yapacağım. Sadece bir cümle. Buyurun. Tekrar söyleyeyim. Siz eğer Şaban Dişli'yi, Büyükelçi, Fettah Tamıncı'yı Turizm Bakanlığı yönetim Fettah kurulu... Fettah Tamıncı'yı bilmem ama Şaban Dişli olabilir. Kardeşin, o zaman Hazreti Ebubekir'in çocuğundan dolayı Hazreti Ebubekir ya halife yapmamanız lazım. Ben şu kamuoyunun arkadaşlar özür diliyorum. Devam edin, ben konuşmayayım. Ben şunu Can Bey'e özellikle Can Selçuklu arkadaşıma sormak isterim genç birisi olarak. Örneğin toplum içerisinde bir araştırma şirketi olduğunuz için de bu önemli bir husus. Şimdi bir personel, kamu kurumuna bir personel alınırken MİT soruşturmasında veya İSPARA soruşturmasında mutlaka geçiyor. Geçtikten sonra ya polis, asker veya bekçiliğe bile de alınmıyor, onu biliyorum. Böyle bir durumda ailesinden herhangi birisinin FETÖ'cü olması yeterli bir gerekçe oluyor ve hiçbir şekilde kamu kurumuna alınmıyor diye biliyorum. Doğru mu? Ama aynı zamanda FETÖ ile bağlantılı olan bazı isimlerin halen bir yerlerde görevde olması kamuoyunda bu tartışmalara vesile oluyor mu? Örneğin bir genç arkadaşımız... mesaj göndermiş. Ben de oğlumu silahlı kuvvetlere gönderdim ama
Oğlum suçsuz yere tutuklu. Hiçbir şekilde darbeye katılmadı. Darbeyi yapan yaptırana da Allah belasını versin. Buradan çok net ifadeleri de var. Diyor ki, beddua okuyor da şöyle diyor. Ciddi bir kariyer. Devletime, milletime diyor, Başkan Erdoğan'a bağlıyım. Bu şerefsizlere çok özür dileyerek, izleyicilerimden özür diliyorum. Bu şerefsizlere biat edip peşinden gidenlerin de Allah belasını versin diyor. FETÖ örgütüne diyor. Bu FETÖ şerefsizi diyor. Çok açık ifadeler yazmış. Eyvallah. Onun için okuyorum. Tamam, o zaman ben şüpheli bu ülkenin başına belaydı. Ne olursunuz sussuz çocukları ayıklayın. Eyvallah. Tamam. Tam da bunu tamam. diyorum işte zaten. Sussuz ona, çocukları ona ayıklayın diyor. Günah ve vebal zordur diyor. Bizim diyor evet ben bilsem ki çocuğum FETÖ'cüdür peşinden gitti. Bir izini yakalasaydım. İlk evladımı ben lanetlerdim diyor. Eyvallah. Yani bunu dikkat Allah katında samimiyetine daha... inanarak söylüyorum. Bu denli samimi ve net bir mesaj göndermiş. Ha, benden şu, bana şu düşer. Kesinlikle bu durumda benim haddim değil suçlama vesairesi. Ama ne yazık ki devletin organları ve yargılama organları içerisinden kurun yanında yaş dayanar. Arkadaşlarım da az önce o yorumu yaptılar. Dolayısıyla inşallah tez zamanda devlet bu gibi kuruyu da ayıklamasını bir an evvel başarmış olur diyelim. Peki, topluma gelelim. Şu siyasetin görevi. Siyaset bunu en üst perdeden yapmalı. Bu tip durumları veya aklanıp hayata geri dönen ama sosyal olarak dışlananları bu durumdan kurtarılmasını sağlamak siyasetin ve iktidarın görevidir. Çünkü orası eğer bu tonu belirlerse ondan sonra toplumda da bir rahatlama olur. Yani bu rahatlamayı yanlış anlamayın. FETÖ'yle mücadelede rahatlama olarak söylemiyorum ama eğer bir kişi aklandıysa ki çok detaylı tahkikatlardan geçiliyor. Yani yıllar sürdü. Yıllar yani sürdü. Beraat ama, etmişse geri ama bakın dönmesi normal. Bunu rahatlatmak siyasetin ve başta da iktidarın işidir. Tabii ki. Bunu çıkıp en üst perdeden şunu denmesi lazım. Biz beraat hukuk sistemimize güveniyoruz. Beraat edenler işte şu kriterlere uyanlar bizim yani hukuk nezdinde de aklanmıştır. Bizim için de vicdanen bir sıkıntımız, bir meselemiz yoktur denmesi lazım ki bu insanların tekrar toplumda oldukları yerlere, statülere, işlerine, güçlerine geri dönebilsinler. Eğer dönemezlerse ve buralardan mağduriyet devam ederse iki şey olur. Bir, FETÖ'yle mücadele inanın çok büyük zarar görür. Çünkü FETÖ'yle mücadele sadece devlet kurumlarıyla, yani devlet kurumlarının mutabık kalmasıyla yapılabilecek bir şey değil. Milletle mutabık kalınarak yapılmak zorunda olan bir şey. Çünkü millete sızıyor günün sonunda. Böyle örgütler çok büyük zarar görür. Ha, iki şunu da söyleyeyim. AK Parti'ye de siyaseten çok büyük zarar verir. Onu da söyleyeyim ki zaten veriyor. Onu da söyleyelim. Bu FETÖ'nün siyasayla ilgili eğer bir ikinci tur olacaksa Sabri Hocam. Hocam bir kısa reklama gidelim. Eyvallah. Hemen bu Süleyman Soylu üzerinden yorum yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, o zaman bayağı ciddi olay. Arkadaşlarım yazdı. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz biz de. Birbirlerine girmişler. Mehmet Metinler'den. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu son 20 dakikamızı hızlı bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Yaklaşık yarım saat bir saat önce CNN Türk'te bir tartışma Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Mehmet Metiner'in tartışması neymiş onu bir göz atalım. 6 dakikalık bir vetere var onu bir izleyelim. Evet değerli izleyiciler bunu sizlerle paylaşmak zorundaydım. Neden? Şu son dakika itibariyle en çok sosyal medyada konuşulan konulardan biri olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. İsmail Bey, evet. Can Bey isterseniz varsa söyleyecekleriniz. Ben tamamladım. Peki teşekkür ederim. İsmail Bey'e hızlı bir şekilde o sözü vereyim. Evet bizler de FETÖ'yü konuşuyoruz. FETÖ tartışmaları üzerinde, kurumlar üzerinden vesairesi. İlgili birimlerle silahlı kuvvetler olsun, jandarma genel komutan emniyetle ilgili ben de zaman zaman görüştüğümde oradan FETÖ'yle ilgili mücadeleler konusunda bütün detay bilgileri bizlerle paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde de Genelkurmay Başkanlığı'nın FETÖ'yle ilgili mücadele raporları içerisinde paylaştığı bazı değerler vardı. O değerlerin içerisinde de FETÖ'yle ilgili mücadelede devletin hiçbir organın geri kalmadığını ama diye başlıyor. O da şu,
FETÖ öyle bir hin yapı ki her yerde kendini kamufle edebiliyor, gizleyebiliyor. İş yavaşlatma yapıyor, kamuoyu yıldırması yapıyor, vatandaşı bezdirme politikası uyguluyor, mobbing uyguluyor. Kimin FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu nasıl bir lanet bir şeyse isim de koyamıyorsunuz. Örneğin bir izleyicimiz bir konuyu dile getirmek için özellikle bana çok uzun uzun yazılar yazmış. Affına sığınıyorum şu meseleyi. 3 tane FETÖ'cüyü ihbar etmek üzere gittim ilgili birimlere. İlgili birimin de diyor kalkıp beni azarlayıp defol git sen kimsin geliyorsun bu şekilde konuşuyorsun FETÖ böyle mi ihbar edilir filan diyor. Neredeyse dayak yiyordum artık diyor korkudan o şeyden çıktım diyor. Evet. Yani bu gibi bir yapıdan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda Süleyman Soylu diyor ki bana ihbar edilmediyse görevimi yapmadıysam bana her türlü şeyi kullanabilirsin, sözü kullanabilirsin diyor. Evet. Ne diyorsun? Şimdi burada tabii ki netice itibariyle şunu bizim bilmemiz lazım. Yani burasının bu netliği biz ortaya koyamazsak, bu pürleştirmeyi, bu berraklaştırmayı biz yapamazsak, inanın zaten hani bunu çok net olarak söylememiz lazım. Daha önce de kullandığım ifadelerden birisidir bu. Darbeler, darbe girişimleri, devrimler ve buna benzer sosyolojik veya siyasi hareketler çok büyük türbülanslar oluştururlar. Yani bu türbülanslar öyle basit türbülanslar değildir. Bir toplumun bütün kodlarını, bütün sosyolojik dinamiklerini yerinden oynatacak çok güçlü sarsıntılar oluşturabilecek bir takım mekanizmalardan bahsediyoruz. Hı hı. Ve mesela hatta devrimlerle ilgili belki çok alakadar olmayabilir, öyle görülmeyebilir ama bir sessizliği söylemek açısından söylüyorum. Darbeler netice itibariyle belki biraz hissedilebilir. Önceden sezilebilir belki bazı yönleriyle ama hani bu tip yapıların, bu tip hareketlerin önceden görülemeyişi, şimdi biz mesela olaylara belli bir sürenin geçmesi üzerinden bakıyoruz. Aradan 1000 yıl geçmiş olaylardan bakıyoruz. İşte ne bileyim 2000 yıllık, 3000 yıllık mazisi olan darbe gelenekleri var. En ilk darbenin yaklaşık 2500 yıl önceki yıllara dayandığını biliyoruz. Yani devletle darbe dediğiniz şey aslında birbiriyle çok yan yana duran şeyler. Eğer bir yerde devlet varsa, devlet mekanizması varsa mutlaka onu yıkmak isteyen, onu alt etmek isteyen, devirmek isteyen zihniyetler de onunla beraber yaşar. Yani belki bu anlamda Habil Kabil gibi düşünecek olursanız, yani devleti ve devleti yıkmak isteyenleri aslında birbirinin ayrılmaz böyle parçası gibi de görmeniz gerekiyor. Bu maalesef ama maalesef tarihin böyle bir kaderin böyle bir cilvesi var. Yani birisi yani yıkılmalar ve bozulmalar dediğimiz şeylerle beraber bazen de mesela öyle şeyler oluyor ki değil mi? Darbe çok kötü bir şey ama bazen bir devrim gerçekleşiyor. O devrimin arkasından insanlar başka zaferler de yaşayabiliyor. Ama o kadar sessiz geliyor ki. Hani bunu mesela burada Bourdieu'nun çok temel yaklaşımıyla ben bu örneği vermiştim mesela işte diyor ki bir kişi devrim dediğiniz şey o kadar sessiz gelir ki bir bankaya üstü pasaklı efendim böyle paçoz diyebileceğiniz bir tip bankaya girer ve birileri onu hakir görürler. Yani senin ne işi var bu parası pulu olmayan bu adamın bu efendim işte ne bileyim üstü başı dökülen bu dilenci kılıklı adamın hani burada ne işi var diye yadırgarlar. Ama aslında o yadırgadıkları kişi mevduatlarını yatırdıkları bankayı satın alıp çıkmıştı. Hmm. Yani devrim dediğiniz şeyler ya da darbe gibi şeyler bu kadar sessizdir aslında. Anlayamayacağınız kadar bu kadar sessiz olarak mı? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu tip yapılar evet FETÖ'nün bu tip niyetleri, buna benzer şüpheler elbette hep var idi. Mesela bugün de bazı şeylerle ilgili şüpheleriniz yok mu? Bazı yapılarla ilgili şüpheleriniz, endişeleriniz yok mu? Öyle değil mi? Yani açıkçası belki burada çok isim zikrederek spekülasyona sebebiyet vermeyeyim ama bugün de hala duruşundan endişe ettiğimiz bu tip yapılar var, değil mi? Ama bunun en temel sebeplerinden bir tanesini de yine nereye bağlıyoruz biz?
Bakın işte bütün bu süreci kompleks bir zeminde, disiplinler arası, tarih perspektifinden, siyaset felsefesinden bağımsız bir okumaya tabi tutarsanız hiçbir sonuca varamazsınız. Yani mesela bir yerde sebepleri bertaraf ettiğinizde sonuçlarla debelenip durursunuz. Başka da bir şey olmaz. Yani bu hadiseler, efendim Fransız devrimi bile bakın böyle bir büyük bir türbülans oluşturmuştur ki ancak 100-150 yılda dengelenebilmiştir. Devrimin ortaya çıkardığı sarsıntı. Anlatabiliyor muyum? Evet, kurdular. Heh, mesela geçen de yine bir makalenin içerisinde çok enteresan bir cümle okumuştum. Muhtemelen de Michel Foucault'un bu kitaplarından bir tanesinde olması gerekiyor. Diyordu ki, bakın şaşırtıcı bir şeydir bu belki ama mesela biz hukuk diye bir şey ortaya koyuyoruz değil mi? Demokrasi diye bir şey var, hukuk diye bir şey var. Ya da hukuk diye bir şey var, adalet diye bir şey var. Hocam toparlayalım. Tabii yani mesele o aslında o kadar uzun izah edilmesi gereken bir mevzu ki yarım kalacak, zaman da yetmeyecek. Belki üzerinde bir saat konuşmanız gereken çok teferruatlı bir mevzu. Yani peki, biraz benim de mevzuyu böyle kısa kesmem gibi bir şey de çok söz konusu olamıyor ama mümkün olabildiğince kısa bir iki cümleyle izah etmeye çalışayım. Yani hukuk dediğiniz şey bazen en çok devletlerin katlettiği şeye de dönüşebiliyor. Sisteme de dönüşebiliyor. Neden? Çünkü bazen darbeciler de kendilerini hukuka dayandırıyorlar değil mi? Ama adalete dayandırmıyorlar. Onların da bir hukuku var. Adam darbe yapıyor. Diyor ki hukuka uygun bir darbe yaptım diyor ben yani işte. Yani katilin korunma hakkı. Anlatabiliyor muyum? Adalet bekleme hakları. Peki. Ve dolayısıyla buradaki tartışmalarda da bizim ortaya koymamız gereken şey gerçekten burada bir takım beyanlar var. Yani ben İçişleri Bakanlığı'nın buradaki hassasiyetini, yaşadığı duyguyu, bu terör olayları karşısındaki girdiği o ruh halini gerçekten iyi hissedebiliyorum. Yani kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ve dolayısıyla ister istemez de bir savunma durumuna kendisini hissediyor ve diyor ki sen nasıl olur da benim o şehit ailelerinin karşısında döktüğüm o gözyaşını ve hissettiğim acıyı hafifleterek bana işte efendim bu insanlar FETÖ'cüleri burada neden bunu bu şekilde ortaya koyuyorsun derken gerçekten de bir haykırışı hissetmeniz lazım diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Onur Bey'e ben söz veririm ondan sonra Mustafa. Şimdi tam onun üzerinden konuştuk. Sayın Süleyman Soylu, sizler dinlediniz. Nasıl yorumlanır bu durum? Yani yorumlanacak bir şey yok. Açık ve net bir cevap vermiş. Hı hı. Süleyman Bey çok köşeli konuşan, yani yuvarlak konuşmayı sevmeyen net birisi. Gerçi konuşmanın görmedik ama tahmin ettiğimiz kadarıyla cevaptan Mehmet Metiner herhalde İçişleri Bakanlığı'nda kurumlarda halen FETÖ'cülerin olduğunu muhtemelen söylemesi. Bu konuda net birisi açık açık da söylemiş. Varsa zaten çıkarın ortaya. Hani bu da funucu şeydir. Hani benim böyle bir şey dahilim olduğu varsa ben zaten hemen istifa eder giderim demiş. Mehmet Bey üzerinden konuşmayalım da yani bu konularda konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Lafın nereye, kime, nasıl gittiğine dikkat etmek lazım. Bu bağlamda da demin bir şey söylüyordum. Tam yarım kaldı. Onu da mutlaka altını çizmek istiyorum. Ben demin de söyledim, şimdi de söyleyeceğim. Bu insanların hiçbirinin suçu vardır demiyorum. Bu insanların hiçbiri suçludur da demiyorum. Diyemem. Öyle bir ehliyetim de yok. Ancak siz Şaban Dişli'yi büyükelçi olarak Fettah Tamimci'yi işte yönetim kurulu üyesi olarak Bülent Arınç'ın damadını milletvekili olarak atarsanız oğlunu özür dilerim. Hı hı. Toplum önünde bu konularla ilgili ciddi insanların soru işaretleri olduğunu insanın hiçbir suçu olmayabilir. Bilmeme imkan yok. O zaman demin Can Bey bir rakam verdi. Şu anda Türkiye'deki vatandaşlarımızın ilk 15 maddesinde bile yok dedi FETÖ. Bu ne demek? Bu demek ki kripto FETÖ'cüler varsa ki çoğumuz olduğuna inanıyoruz kanaatindeyim. İyi bir iş çıkarıyorlar. Bu ne demek? Toplum şunu söylüyor belki de bize. Ya bakıyor bunlara,
bu üç isme veya bu tip olaylara. Ya zaten devlet de bir şey yapmıyor ki, ben bu saatten sonra ilgilensem ne olur, ilgilenmesem ne olur diyor. İşte az önce zihinlere yapılan gaz kaçağını tam da bunu kastediyorum. Olay bu. Başka tamam. Bir şey değil. Peki. Tam da bunu kastediyorum. Mustafa Bey. Öncelikle ilk 15 madde arasında FETÖ gündemde olmamasını ben olumlu buluyorum. Benim bakış açım bu. Neden? Şekilde. Yani böyle bir... Demek ki Türkiye'de FETÖ operasyonel kabiliyetini kaybetmiş ve bir tehdit olmaktan çıkmış olarak görüyor. Bu devletine ve liderine olan güvenini gösterir bana göre. İlk 15'te olmaması. Yani böyle bir çalışması var zannediyorum Can Bey kardeşimizin. Bana sorarsanız ilk 15 içerisinde var mı? İlk 3 içerisinde de var. Ben halkın bakışını söyledim. Yani halk bu şekilde gördüğü için ilk 15'te görmüyordur. Çünkü FETÖ'yü görmek mümkün değil. Ama şunu da hepimiz biliyoruz ki FETÖ operasyonel kabiliyetini kaybetmiştir. Beli kırılmıştır. Nasıl şu anda PKK Sayın İçişleri Bakanımızın ve en başta tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bütün devlet güvenlik bürokrasisinin çok iyi çalışması neticesi 2016 15 Temmuz'dan itibaren PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'da beli kırılmıştır ve her zaman her 5000 temizlendikten sonra yeni bir 5000 Sayın İlker Başbuğ'un tabiriyle biz diyor 5000 diyor teröristi diyor izale ediyoruz, kaldırıyoruz ortadan ama yeni bir 5000 geliyor alttan. Ama şu anda gelmiyor. Şimdi bu bir başarıdır. Mesela PKK şu anda Türkiye'nin gündeminde birinci tehdit olmayabilir. Mesela şu anda insanlar ama diyorsa peşi ki, bırakılmaması mı? Hayır, peşinin bırakılmaması ayrı bir konudur. Birinci tehdidi deprem görebilir insanlar. Bakın, daha değişik bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin önündeki en büyük tehdit nedir? Bir, koronavirüs, pandemi, salgın hastalık tehlikesi. İki, deprem, beklenen büyük İstanbul depremi. Ne PKK'ya benzer, ne FETÖ'ye benzer. Yani ben jeofizik mühendisi olduğum için... Ama burada daha ilginç bir şeyden bahsediyor. Diyor ki terörle mücadele kapsamında FETÖ örgütünle vatandaşın terörle mücadele kapsamındaki örgüte karşı olan inancını yitirmiş anlamına geliyor, yanılmıyorsun. Şimdi o Can Bey'in yorumu... Ben öyle görüyorum açıkçası. Bakın Can Bey'in yorumu... Ben öyle görüyorum. Siz soruyu şu şekilde sorarsanız, ya FETÖ ile mücadele ediliyor mu, FETÖ bitti mi diye sorduğunuzda... %90'ı dediyse ki yok kardeşim FETÖ dimdik ayakta, hatta FETÖ Türkiye'yi yönetiyor. Mustafa Bey diyorsa olur olmaz. Bunu şöyle değerlendirir. Şöyle bir anlaşma olmaz, yapalım. Diyor. Sonucunu açıkladığımda başımın belaya girmeyeceğini garantisini veriyorsanız ben bu anketi yapar sorarım. Şunu şimdi, ifade edeyim. Şunu ifade edeyim. Benim böyle bir gücü temsil... Yok manevi olarak o yok. Desteği veriyorsanız hayır, ona diyorum. Darbe sonrası kenar köşe bucağımızda kimlerin FETÖ'cü olduğunu biliyorduk ve herkes bir yerlerde deliklere gizlenmişti. Hiçbir yerde çıkmıyor. Evet. Hiç kimse de böyle başı dik dolaşmıyordu. İstediği gibi de konuşmuyordu. İlk 6 ayı atlattıktan sonra biraz baktık, farklı sesler çıktı. Sonra dediler ki Hoca Efendi hayatta yapmaz böyle bir şey. Sonra da ne dediler? Hoca Efendi hiçbir şekilde hiç yanlış yaptı peki. Ya tiyatroyu öyle güzel ama şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir özgüven geldi. Artık bunu Başkan Erdoğan yaptırmıştır kasıtlı olarak bu darbeyi söyleyebilecek kadar. Yok, halkta öyle bir temayül olduğunu ben düşünmüyorum. Var. Ben Türk milletinin. Mustafa Bey. Bu darbe. Hayır. Bakın şu var. Bunu görüyoruz. Bakın bunu diyen, etrafında. Bakın bunu diyen kansızlar var. O ayrı işte, bir konu. Bu var ama. Yani bu özgüveni kimlerden alıyorlar? 15 Temmuz darbesini Erdoğan yaptırdı diye bir kamuoyunda ben temayül olduğunu. O hadsizliği gösterebiliyor hocam artık. Ya o ayrı bir şey. Adam resmen vatana ihanet ediyor. Açık açık ihanet ediyor. Ana muhalefet partisi, yavru muhalefet partisi, yavrusunun yavrusu hepsi ihanet içerisinde. Peki hocam programın sonuna geldik. Operasyon kabiliyetini kaybeden FETÖ için bir örnek vereyim. Dört gün evvel, bütün dünyada biliyorsunuz bu Ayasofya'nın tekrar caminin tekrar ibadete açılması anlamında ciddi negatif bir şey yiyoruz. Kamuoyu yiyoruz bütün dünyadan. Kuzey Amerika İslam Birliği, İSNA, Amerika'nın en büyük Müslüman kuruluşudur. Benim daha yani Rum Kilisesi'nden bile görmediğim sert bir dille oradan çıktığını görüyorum. Açılmasını o Türkiye'nin içinde olan bir şeydir. Orada onu söyleyeceğim. Amerika'da olmuş. İsna'ya 4 yıl evvel kim masa açtı? Özel FETÖ açtı. Peki. Yani operasyon ve kabiliyetler. Hayır, Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye'de darbe yapma yeteneği yoktur diyorum şu anda. Gücü yoktur diyorum. Ha, siz var diyorsanız tamam. Ben şey diyemem. Yok. Bana göre FETÖ Türkiye'de darbe yapamaz. Burada mesele şu. Üstad, yani zamanda daraldı bitti ama mesela burada
devletin içerisindeki FETÖ'nün bu anlamdaki operasyon kabiliyetinin zayıflatıldığı ve gerçekten direncinin kırıldığı noktasında hiç kimsenin bir itirazı söz konusu değil. Ben öyle zannediyorum. Peki, fakat onda sıkıntı var. PKK, fakat PKK ile ilgili mevzu da mesela düşman belli, açık. Mücadele ediyorsunuz. Doğru. Fakat toplumun içerisinde PKK'ya gönül vermiş insanların PKK ile ilgili oluşturmuş olduğu algıyı, zihinsel algı yönetimini kontrol edebiliyor musunuz? Bu bunun gibi bir şey. Bu arada dolayısıyla buradaki FETÖ'nün meselesi de biraz budur. FETÖ'nün toplumun içerisindeki algı yönetimi de budur. En önemlisi bakın şunu söyleyeyim. 15 Temmuz'da ben kendi etrafımdan da görüyorum. Şunu atlayamayız. Bakın kendi akrabalarımın içerisinde mesela o gün FETÖ'cü olduğunu bildikleri, FETÖ sempatizan olduğu bildiklerini ihbar edenler bugün bakıyorum aynı noktada değiller ve peki, kanka gibiler artık. Aa, yani. Çok dolayısıyla teşekkür ediyorum. O kırılıyor zaman içerisinde. O önemli bir şey. İsmail Bey yani, çok teşekkür ederim. Selçuk Bey, sizi fazla konuşturmadık. Bir haksızlık oldu, onu söyleyeyim. Ben üzerime alıyorum. Bir daha davet edersiniz diye düşünüyorum. Edeceğiz. Anketleri falan sizden dinlemek isterdim. Özellikle edeceğim. Ben özellikle izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir iki tane mesaj var. Onu hızlı bir şekilde paylaşmak isterim. Mağdur olan tutuklar kısmı üzerinden çok mesaj aldık. Evet, mağdur olup olmadığı karar merci ben değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Masumiyet karinesine inanan birisi olarak söylerim. İnşallah haksız ve hukuksuz olan, gerçekten devletine milletine bağlı olan, özellikle suçsuz yere, belki yanlış sebeplerden dolayı, belki birilerinin iftiralarına maruz kalmış olanlara bir an önce kurtarılması için, adaletin yerini bulması için bizim de temenni ve dileklerimizdir. Ama vatanına ve milletine ihanet eden kim olursa olsun bunun da karşısında olmamızda fayda var. Yine burada Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın çok mesajları var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle güvenlik korucuları. Burada ilgili bakanlığa sesleniyorum. Hükümet üyelerine sesleniyorum. Güvenlik korucuları eğer, evet, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele yasaları gerçekten çok aktif ve güzel bir şekilde ihbar vesairesi, hani bunun içerisinde ödül var, şu var, bu var. Onları geçin bir tarafa, ama canını ve malını, bedenini ortaya koyan güvenlik korucuları olmak üzere jandarma, emniyet, istihbarat vesairesi bütün birimler, ne olursunuz mülki idare amirlerine sesleniyorum. Güvenlik korucularına adaletli davranın. Oradaki vatandaşların hak ve hakaniyet noktasında dışlamaya çalışmayın. Bu ülke hep vatan hainlerinden çekti. Dolayısıyla buna vesile olan ve oradaki güvenlik korucularını hakir gören herkesi buradan kınadığımı söylemek isterim. Haftaya görüşmek üzere. Bir suçumuz olduysa da af ola.